Check, check. Bu güzelliğe can feda. Can fedanın galasına Fahriye Evcen'le Serenay Sarıkaya'nın şıklık yarışı damga vurdu. Hep açık renkler giyiyorum, bugün koyu giyeyim dedim. Ya gecemizi hazırlanırken görmedik de. Kerem Bürsin film çekimlerinde neden birkaç kez bayıldı? Ben birkaç kez bayıldım film için. Az sonra. Check, 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 check. Yabancı gelinler. Original Rastaman var. Yabancı damatlar. Straight from Istanbul City. Hangi ünlü isimler gönüllerini bir yabancıya kaptırdı? Bir yabancıyla evlendi. Az sonra. Check, check. Aleyna Tilki'den 18. yaş konserinde sürpriz üstüne sürpriz. Piyano başına geçip yeni şarkısını söyledi. Peki performansı nasıldı? Az sonra. Çek, 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 günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz. Cumartesi sürprizinde bu hafta yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayına karşınızda olacağız. Programımıza bu hafta haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası bu hafta renkli paylaşımlarla şenlendi. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Hatay'a giden sanatçılar, uçakta İbrahim Tatlıses önderliğinde Yaylalar türküsünü seslendirdi. Ay akşamdan aşka gel, yaylalar, 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 iki de oğlum. Yaylalar, yaylalar, Urfa'yı dolaşta gel, dünay dünay yaylalar, Urfa'yı dolaşta gel. Dilo, dilo, yaylalar. Bakti Urfa hoş değil. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Afrin'e dolaş da gel. Dilo, dilo, yaylalar. Binbiçi dolaş da gel. Dilo, dilo, yaylalar. Nişan ve nişanlısı Buse Varol, Ece Erken'in oğlu Eymen'in doğum gününü böyle kutladı. Ay Eymen, ne oluyor? Bak ne yazıyor burada? Dur hemen dur. Dilek dile. Dilek dile. Önce dilek tut. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun olsun mesela? Ne istiyorsun? Helikopter. Gel şimdi buraya. Gel şimdi üfle. Şimdi üfle. Birlikte. Bir, iki, üç. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Oh. Söndür hepsini. Al. Ya. Ünlü çift sonrasında Eymen'le birlikte uzaylı dansı yaptı. Gel ben dansı. Sevgilisi Selim Selimoğlu'ndan Paris'te evlenme teklifi aldı. Ünlü şarkıcı Mutlu Haber'i bu fotoğraflarla duyurdu. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe, yaza hazır olduğunu paylaştığı ilgi çekici pozlarla gösterdi.
çek. Uçak polemiğinden yıllar sonra askerlik polemiği. Yusuf'tan gelemedik Yusuf. İbrahim Tatlıses'in Afrin ziyaretine çağrılmadığını iddia eden Demet Akalın'la ilgili şok yorumu ortalığı karıştırdı. Yusuf'tan gelemedik Yusuf. Demet Akalın İbo'nun Yusuf'lu göndermesine nasıl İdo Tatlıses ve Yusuf Güney üzerinden yanıt verdi? İbo, Demet Akalın'ın oğlunu askere gönder açıklamasına nasıl bir fotoğrafla karşılık verdi? Az sonra. Çek 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 çek. Sus da beni sor, olmaya geldim, seni bilmek yana. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Cahillik cahillikti. Valla hainlik de hainlikti. Nasıl barıştı? Az sonra. Çek çek. Kardeşlik tarih oldu. Yaşasın yeni kanka. Biz erkek erkeğe biraz soğuyoruz. Dur. Komedi konuşuyoruz. Burak Özçivit galasına gelmeyen Murat Boz'la ilgili ne dedi? Murat Bey galaya gelmedi herhalde. Parayı konuşsun. Az sonra. Çek çek. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Mustafa Sandağlı çıldırdı. Evet, serbestiz. Ferhat Göçer çılgına döndü. Yalan söylüyor. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Olaylı MSG Genel Kurulu'nda neler oldu? Sezen Aksu hangi eski dostuna ateş püskürdü? Evet. Ali gelmişsin, benim dışarıda bir kaç para getirdi. Hepsinin hakkında mı çıkıyorsun? Az sonra. Çek çek. Avşar'dan nikah esprileri. Avşar kızı neden benimle evlenen huzur bulamaz dedi. Açıkçası karşımdakini huzur vereceğini düşünmüyorum. Karşımdakini de... Az sonra. Bana bir koca lazım. Çek çek. Baleden tangoya, rapten diskoya, en güzel dizi dansları. Beren Saat mi, Tuğba Büyüküstün mü, Kıvanç Tatlıtuğ en iyi tangoyu kiminle yaptı? Serenay Sarıkaya'nın Fi'deki dansı mı? Dilan Çiçek Deniz'in Çukur'daki dansı mı? Hangisi daha etkileyici? Bu kız beni sever. Güzel oyunculardan en güzel dizi dansları geliyor. Az sonra. Çek çek. Merve Boluğur aşkı buldu mu? Gerçekten aşık oldum. Gerçekten ruh eşi olduğuna inandım. Güzel oyuncu Faruk Sabancı dedikodularıyla ilgili ilk kez konuştu. Bunlara açık yüreklikle cevap veren biriyim. Az sonra. Çek 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 çek.
kafasan dağlı. Çıldırdı. Evet, serbestsin. Ferhat Göçer çılgına döndü. Yalan söylüyor. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Olaylı MSG Genel Kurulu'nda neler oldu? Sezen Aksu hangi eski dostuna ateş püskürdü? Evet. Arayacak mısın? Benim bu şarkı kaç para getirdin? Hepsini aklında mı tutuyorsun? Az sonra. Çek çek. Demet Akalın'la Seda Sayan'ın arası fena açıldı. Seda Hanım'la bir küslük durumu konuşuluyor. Hande Yener'le Seren Serengil'i barıştıran Seda Sayan'ın Demet Akalın'la arası nasıl açıldı? Yaya masalara düştü. Sen de beni anla. Seda Hanım'ı. Sen de beni anla. Anlıyorum. Tamam. Ebru Akel'den detoksçu ünlülere sert gönderme. Evet. Detoksa kesinlikle karşıyım. Az sonra. Çek çek. Uçak polemiğinden yıllar sonra askerlik polemiği. Yusuf'tan gelemedik. İbrahim Tatlıses'in Afrin ziyaretine çağrılmadığını iddia eden Demet Akalın'la ilgili şok yorumu ortalığı karıştırdı. Yusuf'tan gelemedik. Demet Akalın, İbo'nun Yusuf'lu göndermesine nasıl İdo Tatlıses ve Yusuf Güney üzerinden yanıt verdi? İbo, Demet Akalın'ın oğlunu askere gönder açıklamasına nasıl bir fotoğrafla karşılık verdi? Az sonra. Çek 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 çek. Işıkla bu güzelliğe can feda. Can Feda'nın galasına Fahriye Evcen'le Serenay Sarıkaya'nın şıklık yarışı damga vurdu. Hep açık renkler giyiyorum. Bugün koyu giyeyim dedim. Ya birbirimizi hazırlanırken görmedik de. Kerem Bürsin film çekimlerinde neden birkaç kez bayıldı? Ben birkaç kez bayıldım film için. Az sonra. Çek çek. Tekrar merhabalar. Mustafa Sandal çıldırdı. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Ferhat Göçer adeta çılgına döndü. Şimdi geçen hafta yapılan olaylı MSG Genel Kurul toplantısına gidiyoruz. Mustafa Sandal'ı çıldırdı. Evet, serbestsin. Ferhat Göçer çılgına döndü. Yalan söylüyor. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Olaylı MSG Genel Kurulu'nda neler oldu? Sezen Aksu hangi eski dostuna ateş püskürdü? Evet. Arayacak mısın? Benim bu şarkı kaç para getirdi? Hepsini aklında mı tutuyorsun? Müzik eseri sahipleri grubu meslek birliği, yani bilinen adıyla MSG'nin geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulu olaylara sahne oldu. İyi biliyorsun. Konuşma. MSG'nin kurucusu var karşında. Gergin geçen genel kurulda eski başkan Garo Mafyan ve yeni başkan Candan Erçetin yarıştı. Genel kurulun önemli isimlerinden Sezen Aksu seçimin yapılış şeklini sert bir dille eleştirdi. Bu seçim yöntemi itibariyle çağın çok gerisinde ve şahitleri rahmetle sayıp ne demek? Kürsüye çıktığında seçimin köy kahvesi ortamında yapıldığını savundu Sezen Aksu. Köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Hakikaten şu anda mazlumiyeti durumundayız. Sezen Aksu'ya itiraz eden çatlak sesler Mustafa Sandal ve Edis başta olmak üzere birçok kişiyi öfkelendirdi. Ve dinleyin. Serbestsiz. Konuşma. MSG'nin kurucusu var karşında. Garo Mafyan kürsüde konuşurken yalan söylüyorsun diye bağıran Ferhat Göçer'e Hakan Peker müdahale etti. Yalan söylüyor. Hayır, hayır. Yalan söylüyor.
Sezen Aksu sık sık eski dostu Garo Mafyan'la telifler yüzünden tartışmaya girdi. Hepinize telefonum var dedin ya. Evet. Arayacak mısınız? Benim bu şarkı bir kaç para getirdim. Hepsini aklımda mı tutuyorsun? Gergin genel kurulda 13 yıldır MSG başkanlığı yapan Garo Mafyan, Can Dener Çetin'e karşı seçimi kaybetti. Eski başkan olarak. Gel şunu imzalayalım. Genel kurul çıkışında başkan seçilen Can Dener Çetin, gerginliklerle ilgili konuşmak istemedi. Oylama sırasında da ufak tatsızlıklar olmuş efendim, Sezen Aksu falan. Onları öğrenseydik. İlk tepkileri soralım Candan Hanım. Nasıl, olumlu mu? MSG'nin önemli isimlerinden Hakan Peker, genel kurul sonrası demokratik bir seçimin olduğunu dile getirdi. Yeni bir yönetim devraldı. Demokratik bir seçim oldu, çok güzeldi. Olayları soruyoruz Hakan Peker'e. Görüntülere rağmen içeride hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. İnsanlar birbirine çok dostane yaklaştılar. Çok bir kırıcı bir laf etmediler. Çok medenice, güzel bir yönetim oldu. Gerginliğin içinde kendisi de vardı halbuki. Ben çok fazla görmedim onu ama yani Sezen Aksu'ya bir hakaret veya bir şey yaparız. O Türkiye'de pop müziğinin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Yani yakışmayan bir hareket yapılmıştır. Çek çek. Aleyna Tilki'den 18. yaş konserinde sürpriz üstüne sürpriz. Piyano başına geçip yeni şarkısını söyledi. Peki performansı nasıldı? Az sonra. Çek 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 çek. Rüya Çift evleniyor mu? Ya bakalım ya, hayat bu işte, bakacağız. Aileler falan da tanıştı. Tabii artık. Tabii. Yani 3 sene oldu. Aynen. Serenay Sarıkaya'nın evliliğe hazırım mesajına Kerem Bürsin ne yanıt verdi? Bakalım, şu an gayet mutluyuz. Çok güzel gidiyor her şey. O yüzden bakacağız. Az sonra. Çek çek. Sinema dünyasından son gelişmeler, yepyeni haberler. Sallayan Ailecek Şaşkınız filminin en güldüren sahnesi yayınlandı. Hani İpek filmi hiç kendilerinin aklına gelmemiştir bu. Güldüğü Güldüğü Şov'un çocukları gişeyi nasıl salladı? Değerli veliler, çocuklarınızın büyük bir yeteneği var. Organize İşler 2'de Yılmaz Erdoğan'ın kızı büyüyor. Sürpriz oyuncu kim? Bak Nazlı, bu Süpermen yandaki. Nasıl yani? Uçabiliyor mu? Cem Yılmaz büyük sürprize hazır. Hangi yakışıklılara film teklifi götürdü? Perte, herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Az sonra. Çek çek. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. 4 yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Caylık caylıktı. Valla hainlik de hainlikti. Nasıl barıştı? Az sonra. Çek 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 çek. Türkiye'nin en güzel kadınlarının dans performanslarıyla programımıza devam ediyoruz. Bale'den tangoya, rap'ten diskoya, en güzel dizi dansları.
Beren Saat mi? Tuğba Büyüküstün mü? Kıvanç Tatlıtuğ en iyi tangoyu kiminle yaptı? Serenay Sarıkaya'nın Fi'deki dansı mı? Dilan Çiçek Deniz'in Çukur'daki dansı mı? Hangisi daha etkileyici? Bu kız beni sever. Güzel oyunculardan en güzel dizi dansları geliyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarını dans ederken izlemek ayrı zevk. İşte ünlü oyuncuların dizi dansları. Dans denince akla Duru geliyor. Serenay Sarıkaya'nın Fi'deki dansı bir kadına dansın ne kadar yakıştığının göstergesi gibi. Büyüküstün oynadığı dizilerde duygusal danslara imza atıyor. İşte onlardan biri. Balerin Tuğba Büyüküstün karşımızda. Tuğba Büyüküstü'nün bir başka dansı. Kıvanç Tatlıtuğ'la tango yapıyor güzel oyuncu. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir başka tangosu da Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'le yaptığı romantik danstı. Tango bizim dansımız. İtirazlı. Tutkulu. Beren Saat yine aynı dizide Selçuk Yöntem'le de başarılı bir tango performansına imza atmıştı. Thank you.
Kapalı Tango performansında sıra. Dans orijinli oyunculardan Demet Özdemir'in oynadığı dizideki tango performansı parmak ısırtmıştı. Dilan Çiçek Deniz, Çukur'da Sena rolüyle Yamaç'ı özlerken evde böyle bir dansa imza atmıştı. Kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Hande Erçel'in Sihan Atagül oynadığı dizide Sezen Aksu'nun Manifesto şarkısında dans ederken çok güzel görünüyordu. Elçin Sangu oynadığı dizide böyle kısa ama sevimli bir dans performansına imza atmıştı. Yine bugün çok zekisi, yemin ediyorum bugün yine çok zekisi. Yeni gelinin güzelleri diskoda yaptıkları danslarla yeteneklerini gözler önüne serdiler. Rüya çift evleniyor mu? Ya bakalım ya, hayat bu işte, bakacağız. Aileler falan da tanıştı. Tabii abi. Tabii. Yani 3 sene oldu. Aynen. Serenay Sarıkaya'nın evliliğe hazırım mesajına Kerem Bürsin ne yanıt verdi? Bakalım, şu an gayet mutluyuz, çok güzel gidiyor her şey, o yüzden bakacağız. Az sonra. Aleyna Tilki'den 18. yaş konserinde sürpriz üstüne sürpriz. Piyano başına geçip yeni şarkısını söyledi. Peki performansı nasıldı? Az sonra. Ünlülerin vazgeçilmezi dudak estetiği. Gözlerin gözüme değdiği zaman hatırı kalır alt dudağın. Hangi ünlüler dudaklarını güzelleştirmek için doldurdu? Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Hangi ünlüler makyaj hileleriyle dudaklarını kalın gösteriyor? Bir dudak tam, bir yana. Az sonra. Tek tek.
İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses, önce Afrin'e gelmeyen sanatçılara ardından spor camiasını karıştıracak çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İzliyoruz. İbo Dağı'nı, gece yarısı bombaları. Görüyorsunuz, mükemmel. Spor camiası karışacak. Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün bombasını İbo patlatıyor. Mesela Gökhan Gönül'e ben dedim ki Beşiktaşlıymışsın öyle mi? Olur mu abi, ben Fenerbahçeliyim. İbo konuşurken sürekli araya giren yardımcısı ortalığı nasıl karıştırdı? Gökhan Gönül dedi bunu yani. Ya içkide içmezsin. Ortalık karışacak bir dakika. Ve İbo'dan fenomen amca taklidi. Şahan Gökbakar'dan sonra İbo'nun mükemmel taklidine bayılacaksınız. Mükemmel, mükemmel. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz akşam habercilere gece yarısı sürprizi yaptı. Eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın yeni mekanını ziyarete gelmişti. Derya'nın yeni yerini ziyaret edelim diye. Şirketini satıyor iddialarına bir açıklama getirdi haberciler sormadan. Sadece Seyrantepe'de kendisine ait olan binayı satışa çıkarmıştı. Sadece şirketin binasını satıyorum. Seyrantepe binayı satıyorum yani. Şirket devam ediyor. Afin uçağında yaylalar söylemesi hala gündemde. Ay akşamdan aşağı gel. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar. İki de boğulur. Yaylalar, yaylalar. Şarkı söylemeye başlaması müziğe geri döneceğine işaret mi? Geliyorum demedim ben kardeşim. Geliyorum. Geliyorum yavaş. Step step. Her şey, her şey, her şey var. Yeter ki moral olsun. Oğlu İdo'nun burun estetiği ve yeni burnu da soruluyor. İdo'nun yeni burnunu nasıl buldun? Niye eski burnunu asıldı ki? İşleriyle ilgili soruya o değil, yardımcısı cevap veriyor. Manidar bir bakış atıyor yan tarafa. Efendim abi, işleri acaba İzmir'e mi taşıyorsunuz? Artık orada yaşıyorsunuz. Her yere, her yerde yatırımda. Bana değil. Hadi işin başında oturduğu için. İşlerini İzmir'e taşıyor İbo. İstanbul'daki her şeyi artık İzmir'de olacak. İzmir'e taşınıyoruz bir. Buradan fabrikaya doğru götürün iki. Do you understand? Do you understand? Mugu. Yanında Aydemir Akbaş da olunca konu futbola geliyor. Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği ihtimali bile konuşuluyor. Vereyim Fenerbahçe. Neyi vereyim? Fatih. Gelmez ki. Niye? Gese havada alırız. Niye gelmez? Çünkü Galatasaray'da ondan. Afrin kafilesinde yer alan Beşiktaşlı Gökhan Gönül'le sohbetini anlatırken bombayı patlatıyor İbo. Mesela Gökhan Gönül'e ben dedim ki şeyde Afrin'de sordum. Dedim sen Beşiktaşlıymışsın öyle mi? Olur mu abi, ben Fenerbahçeliyim. Bu laf ağzından çıkar çıkmaz yardımcısından bir uyarı daha geliyor ve ortalık karışıyor. Gökhan Gönül dedi bunu yani. Ya içkide içmezsin. Ortalık karışacak bir dakika. Afrin ziyaretiyle ilgili Demet Akalın'ın bir iddiası var. Kendisinin çağrılmadığını söyledi Akalın. Bunu soruyoruz. Bir gece yarısı bombası daha geliyor İbo'dan. Abicim bak, herkese davete gitmiş. Herkese gitmiş. Yusuf'tan gelemedi kimse. Onu söyleyeyim. Bu açıklaması kısa sürede polemiğe dönüşüyor. Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'in korkak imasına sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamayla yanıt veriyor ve İbrahim Tatlıses'in önce oğlunu askere göndermesini istiyor. Korksam 2 ay önce Işın Karaca ile başvurmam gitmek için. Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor. Bana Yusuf diyen İbrahim Tatlıses. Yazık. Siz de gönderin çocuklarınızı. Hepiniz gönderin. Hadi bakalım. Demet Akalın ardından Instagram hesabından İbrahim Tatlıses'in Yusuf göndermesine Yusuf Güney ile yanıt verdi. Yusuf Güney'in İbo ve diğer sanatçılardan aylar önce Mehmetçi'ye desteğe gittiğini hatırlattı Akalın. Yusuf'tan gelemedik biz, onu söyleyeyim. İbrahim Tatlıses de Demet Akalın'ın oğlunu askere gönder sözlerine büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın askerlik fotoğrafıyla yanıt vererek polemiği devam ettirdi. Dönüyoruz o geceye. Asıl bombayı sona saklıyor İbo. Arabaya bindikten sonra bakın ne diyor. Görüyorsunuz. 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 Fenomen amcanın taklidi bu. Mükemmel. Mükemmel. Daha önce de Şahan Gökbakar yapmıştı bu videonun taklidini. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok.
Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Ve şimdi de İbo diline doluyor bu fenomen kelimeleri. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Çek çek. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Caylık caylıktı. Valla haylık da haylıktı. Nasıl barıştı? Az sonra... Check, 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 check. Angola'da Tolga Han Sayışman izdihamı. Afrikalı hayranları Sayışman'a nasıl ayakkabı imzalattı? Sayışman Angola'yı nasıl Türkiye tezahüratlarıyla inletti? Az sonra... Çek, 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 çek. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Hülya Avşar'dan nikah esprileri. Ben bilmiyorum. At şey bana. Avşar kızı neden benimle evlenen huzur bulamaz dedi. Açıkçası karşımdakine huzur vereceğimi düşünmüyorum. Karşımdakini de... Az sonra. Bana bir koca lazım. Çek çek. Çek çek çek. Aleyna Tilki 18. yaşını nasıl sürprizlerle kutladı? Burak Özçivit galasına gelmeyen Murat Boz'la ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya'nın evliliğe hazırım mesajına Kerem Bürsin ne yanıt verdi? Şimdi sırada Renkli İstanbul geceleri var. Magazinin kalbi İstanbul gecelerinde atıyor. İşte gecelerden ünlü manzaraları. Ebru Gündeş'in İstanbul'daki sahnesindeyiz. Uzun süredir sadece şarkılarıyla konuşuyor Gündeş. Sekizinci yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Aleyna Tilki, Bostancı'da sahnedeydi. Doğum günü kutlamalarında pasta krizine girmiş Aleyna. Doğum günümde ben kilo aldım. Konser öncesi herkesin pastasından yediğim için çok kilo aldım. Uzun süredir şarkı söylemediği için tedirgin. O yüzden merak ediyorum ben de sesimi. Unutmuş muyum bakalım. Ondan sonra işte bir de ilk defa böyle bir sahnede çıkıyoruz. Doğum günü mesajlarına geliyor konu. İşte bayağı bir tebrikler, çok güzel. Yani beklediğimden çok daha böyle olgunca karşıladılar 18'imi ve çok güzel dileklerde bulundu herkes. Öyle bir hasetlik durumu da almadım hiç kimseden. Konseri izlemeye gelen isimler arasında Yeşim Salkım da var. Gördüğünüz gibi çoluk çombalak bütün anneler. Geldik Aleyna'yı seyredeceğiz. Vallahi ben seviyorum. Çok da başarılı biliyorum. Destekliyoruz. Gençleri desteklemek lazım yani. Bize yakışan da bu. Emrah Karaduman yol arkadaşını konserde yalnız bırakmamış. Muhteşem konser olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Çok çalıştı. Uzun zamandır çalışıyor konser üstünde. Güzel bir şov olacak. Ve konser başlıyor.
Aleyna Tilki konserde kendi bestesi olan Kukla isimli şarkıyı piyano başına geçerek ilk kez seslendiriyor. Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin türküsünü de yorumluyor konserde genç şarkıcı. İngilizcesini Amerika'da geliştiren Aleyna Tilki konserde yabancı dilde şarkılarda seslendiriyor. Murat Dalkılıç, Hande Erçel çifti gecelerde eğlenmeye çıkmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Murat Bey. Sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz? Çok kısa konuşalım adama karşı. El ele. Trafikteyiz. İlk kez el ele yakalandılar. Tepkilerden dolayı mı el ele çıktınız artık? Hani sürekli el ele görünmüyor diye haberler vardı. Dur. Sakin. Hep tek çıkıyordunuz. Öpüyorum Murat Bey. Elinize iyi bakın. Seviyorum. Güvenliğe kulu saralım, annenin nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İlk defa ile de görüyoruz Murat Bey, hanımım. Tepkilerden dolayı mı abi? İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu çifti yemekten çıkıyor. Yo, normal dostlar buluşması öyle. Uğur abi, Burçin, Yasemin. Sakallar epey uzamış. Ya sakallı arada bir elim gidiyor böyle, oynuyorum falan. Herhalde alışmak tam olarak mümkün olmuyor. Beyazlamaya mı başlamış olurdu? Yaş geliyor abi. Tabii. Biraz rol için, biraz kendimden falan. Evlilik sorularından artık sıkılmışlar. Artık yani 4 yıldır biz birlikteyiz. Artık bunu her gördüğünüzde sorduğunuz zaman bizim için de manası kalmıyor. Sizin için de manası kalmıyor. Böyle bir düşüncemiz yok. Biz çok mutluyuz. Bir gün böyle bir durum olursa emin olun bizden önce zaten siz biliyor oluyorsunuz ya genelde. Yine öyle olur yani. Oyuncu Öykü Çelik yeni sevgilisi Sinan Hotiç'le gecelerde. Nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Aşk nasıl gidiyor acaba? Çok mutlu ve çok güzel gidiyor. Kızım ve Ben filminin galasındayız. Alişan'la sevgilisi Buse Varol galada. Ben ağlamak istemiyorum ama ağlayacağım galiba. Çok duygusal diyebiliyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım. Kısa süre önce nişanlandılar bildiğiniz gibi. Artık 6 Mayıs'ta düğün var. Çok şu belli artık her şey işte 6 Mayıs inşallah. Heyecan var mı? Tabii ki var heyecan. Her şey yavaş yavaş. Hazırlıklar yavaş yavaş bitmek üzere. Son düzlükteyiz. Son düzlükteyiz aynen 6 Mayıs'a inşallah. İşte. Genelde böyle evliliklerin en zor kısmı bu hazırlık sürecidir işte. Kıyafet alanları şeyler falan. Bitti mi onlar? Atlattı. Nasıl geçti peki süreçte zorlandı? Çok keyifliydi. Biz acayip ikimiz de her şeye çok güldüğümüz için biraz her şeyle dalga geçe böyle şey yapmadan, çok strese girmeden. Şükrü Özyıldız galadaki isimlerden biten aşkıyla ilgili konuşmama kararı almış. Arkadaşlar konuşmayacağım da gerçekten konuşmayacağım da tamam. Israrlı sorulara sinirleniyor. Haberler çıkacak bununla ilgili. Çıkartmayın arkadaşlar, cevap vermiyorum bak. Ayrıca yani özel hayat yapmayın lütfen. Tamam zaten yani hoş bir dille yapılmamış bir haber. Yani bunu uzatmanın hiçbir anlamı yok. Filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal ve konuk oyuncu Cengiz Kurtoğlu duygusal bir hikayenin seyirciyi beklediğini söylüyor. Samimi bir proje. Umarım seyirci beğenir. Yalnız benim oynadığım küçük bir bölümde ufak bir komedi var galiba. Cemal'im de böyle. Serap, sakın kızıma gözükme. O benim de kızım, ben onun annesiyim. Zeynep'ten uzak tut. Çukur'un Celeson'u Kubilay Aka'yı görüntülüyoruz gecelerde. Beyefendi sevgilisi Miray Daner'i uğurladıktan sonra bir an önce evine gitme derdinde. Arkadaşlar eyvallah, çok sağ olun valla. Aşk var herhalde o zaman. Biraz acelemiz var. Aşktan önce biraz acelemiz var. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar. Kerem Bürsin ve Burak Özçivit Can Feda'nın gala kutlamasına çıkmış. Güzel tepki aldık.
Çok bir şey söylemeyeyim bununla ilgili. Zaten bir gün kaldı. Aynen. Onun heyecanı var. Biraz onun sohbetini ettik. Neler yapacağız, ne yapacağız? Nasıl gidecek? Beraber bir film daha olur mu? Niye olmasın? Yani muhtemelen... Seyircinin karşısına çıkalım. Bakalım, aynen. Çok sağ olun. Hallerinden kankalıklarının ilerlediği anlaşılıyor. Biz erkek erkeğe biraz sokuyoruz. Kanka demişken, Murat Boz'la küslüğü galada iyice ayyuka çıktı Burak Özçelit'in. Kardeşim dediği Murat Boz galaya gelmedi. Murat Bey galaya gelmedi herhalde. Arkadaşlar kolay gelsin. Yeni kanka Kerem diye yazılıyor. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Kerem Bürsin'i yakalamışken Serenay Sarıkaya'nın evliliğe hazır olduğu yolundaki açıklamalarını soralım. Eskiden hani evlilikten korkuyordum. Şu an yaşımız geçti ama artık evlilik şimdi düşünüyorum dedi. Sıcak bakıyor. Bakalım ya, hayat bu işte, bakacağız. Aileler falan da tanıştı. Tabii abi. Tabii. Yani 3 sene oldu. Burak Bey de mağara önünde bastırıyor galiba evlenin. yok öyle bir şey yok. Düşünceniz var mı peki? Ya bakalım abi. Şu an gayet mutluyuz, çok güzel gidiyor her şey, o yüzden bakacağız. Öyle mi? Okey. Okay. İyi geceler, çok sağ olun. Bay bay. Doğa ve çocuklar için bir araya geldi. En güzel şarkıları onlar için söyledi. Birce Akalay neden bıyıkları olduğunu söyledi. Bıyıklarım onlar. Az sonra. Sinema dünyasından son gelişmeler, yepyeni haberler. Dişeyi sallayan Ailecek Şaşkınız filminin en güldüren sahnesi yayınlandı. Hani İkbet filmini çekenlerin aklına gelmemiştir bu. Güldüğü güldüğü şovun çocukları gişeyi nasıl salladı? Değerli veliler, çocuklarınızın büyük bir yeteneği var. Organize İşler 2'de Yılmaz Erdoğan'ın kızı büyüyor. Sürpriz oyuncu kim? Bak Nazlı, bu Süpermen yandaki. Nasıl yani? Uçabiliyor mu? Cem Yılmaz büyük sürprize hazır. Hangi yakışıklılara film teklifi götürdü? Perte, herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Az sonra. Çek. Şimdi de sırada gönüllerini bir yabancıya kaptıran ünlülerimiz var. İşte yabancı gelinlerimiz ve damatlarımız. Yabancı gelinler. Yabancı damatlar. Hangi ünlü isimler gönüllerini bir yabancıya kaptırdı? Bir yabancıyla evlendi. Ünlüler dünyasında gönlünü bir yabancıya kaptırmış birçok isim var. İşte yabancı gelinlerimiz ve damatlarımız. Burcu Esmersoy bundan yıllar önce 2006 yılında İtalyan Massimo Cusimano ile evlendi. Beyefendi ünlü İtalyan otomobil markasının üst düzey isimlerinden biriydi. Rüya bir evlilik gibi görünüyordu ama uzun sürmedi. 2 yıl sonra boşandı Burcu Esmersoy. İtalyanlara gönlünü kaptıran ünlülerden biri de Tuğba Özay'dı. İtalyan menajer Ludovic Fattizo ile 2009'da evlendi Özay. Ancak evlilik 4 yıl sonra fiilen, 6 yıl sonra da resmen bitti. Daha önce nerelerdeydin? Eller dudaklarımı
atmadan duygularım parçalanmadan içimdeki çocuk yok olmadan gelemez miydin? İtalyan eniştelerden İtalyan yengeye geçiyoruz. Başarılı oyuncu Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Caterina Mongio ile evlendi. Evliliklerinden iki çocuk sahibi olan çift yıllardır evliliklerinde mutlu. Mustafa Sandal'la Emina Yahoviç'in evliliği kısa süre önce bitti. Sırp asıllı olan Emina Yahoviç, ülkesinin en ünlü şarkıcılarından biri. Emina'nın Sandal'la olan evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Murat Yıldırım, gönlünün sahibini Fas'ta buldu. Faslı oyuncu İman Elbani ile evlendi. Fas'taki renkli düğün unutulmaz. Çift ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden. Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi içimizden biri gibi görünse de hanımefendi Arnavutluk vatandaşı. Of course, yes. Do you take Tolga to be your lawful wedded husband? I do. Bir masal yazdım elleriz biz. Bir hayal çizdim göz gözeyiz biz. Serdar Ortaç'ın ayaklarını yerden kesen güzel bir İrlandalı. İçimizdeki İrlandalı olan Chloe yengemizle Ortaç 2014'te evlendi. Ne bu neşe benim. Seni her gören kıskanır, deli sen sevildim ben. Türkiye'ye fazlasıyla adapte olan Chloe, mankenlik mesleğine de devam ediyor. Bana göre aşk yok hayatta, bana göre insan. Sana göre sevmek cennetse, bana göre insan. Almanyalı Vilma Enes, Türkiye'ye dizi oyuncusu olarak geldikten birkaç yıl sonra iş adamı Kerem Göğüş'le tanıştı ve evlendi. Hem Müslüman hem de Türk vatandaşı oldu Elles. Vilma Elles ikiz bebeklerini dünyaya getirdi ve o artık içimizden biri. Tuğçe Kazaz'ın bir dönem Yunan Yorgo Seyit Haridis'le yaptığı evlilik çok konuşulmuştu. Kilisede yapılan nikahla o dönem din değiştiren Tuğçe Kazaz uzun süre manşetlerden inmemişti. Hande Ataizi kısa süre önce eşi Benjamin Harbi'den boşandı. Kendinden bu kırılma. Bak yazıyorum beni baştan. Amerikalı beyefendiyle 2012'de evlenen Ataizi bir de bebek dünyaya getirdi. Yabancılarla aşk yaşayan ünlülerin belki de en popüleri Metin Hara. Brezilyalı top modelle geçtiğimiz yıl başlayan aşkı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde. I'm with you and I just got broken broken into two. Check 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 Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım onu söyleyeyim.
Burada puanı versin. Hikayelik hikayelikti. Valla hainlik de hainlikti. Nasıl barıştı? Az sonra. Çek çek. Ata Demirer'in son aşkı neden bitti? Ama ikili arasında olan bir şey yani bu çok... Ata Demirer'den ayrılan Alara Bozbey sessizliğini bozdu. Yani zaten yok yani öyle bir şey yok. Aşkı biterken Bozbey'e doğru gelmeyen şey neydi? Hani bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor bunu böyle aleni bir şekilde. Az sonra... Çek çek. Mert Fırat kafaları allak bullak etti. Yok yani ben özel hayat hakkında konuşmuyorum gerçekten. O yüzden de hani ne bitti ne devam ediyor ama demeyeceğim. Siz... Gökçe Bahadır'la birlikte mi? Hande Doğan Demir'den ayrıldı mı? Mert Fırat nereye gidiyor? Vallahi bir açıklama yapamam. Az sonra. Çek çek. Ünlülerin vazgeçilmezi, dudak estetiği. Gözlerin gözüme değdiği zaman hatırı kalır alt dudağın. Hangi ünlüler dudaklarını güzelleştirmek için doldurdu? Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Hangi ünlüler makyaj hileleriyle dudaklarını kalın gösteriyor? Bir dudaktan bir yana. Az sonra. Çek 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 çek. Programımızda başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bursi'nin paylaştığı Bir Havacı ve Bir Karacı Askerin Kesişen Yollarının anlatıldığı Can Feda filminin renkli gala gecesinden görüntülerle devam ediyoruz. Bu şıklığa, bu güzelliğe Can Feda. Can Feda'nın galasına Fahriye Evcen'le Serenay Sarıkaya'nın şıklık yarışı damga vurdu. Hep açık renkler giyiyorum. Bugün koyu giyeyim dedim. Ya birbirimizi hazırlanırken görmedik de. Kerem Bürsin film çekimlerinde neden birkaç kez bayıldı? Ben birkaç kez bayıldım film için. Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'i bir araya getiren Can Feda filmi bir karacı ve bir havacı askerin kesişen yollarını anlatıyor. Pilot yüzbaşıyı Onur keskin. Ben yırnaklarını kendi gözlerimle gördüm. Tam dağ gibi silah giymişler. Bu bölgeden binlerce Türk askeri geçecek. Bize pusu kurup sırtımızdan vuracaklar diyor. Filmin gala gecesindeyiz. Murat Yıldırım eşi İman Elbani ile gecede. Umarım bol seyircisi olur. Hanımefendi küçük küçük Türkçe öğrenmeye başlamış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey çok güzel. Aralarındaki aşktan bahsediyor Murat Yıldırım. Vay, güzel gidiyor çünkü İman'la beraberken bir şeyin güzel gitmemesi gerçekten imkansız. Dünyada gördüğüm en pozitif insan. Kalbi çok temiz bir insan. Ve bu temiz kalbini bana açtığı için de ben çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok şanslıyım sen. Çok mutluyum. Çok sağ ol canım. Hatice Şendil ile eşi Burak Sağ Yaşar galadaki isimlerden. Filmi merak ediyor ünlü çift. Ayrıca Burak da hem çok yakın arkadaşımız. Hem de çok emek verdiklerini biliyorum bu filme. Ben de Burak'a katılıyorum. Çok titizlikle hazırlandığını biliyorum. En ince ayrıntıya kadar dikkat ettiler. Aksiyon sahneleri ve efektler galiba bugüne kadar kullanılan en iyi efektler olmuş. Her şey bir yana bizi ölüme gönderiyor. Komutanım, biz bu yola can feda diye çıktık. Türk askerinin vicdanı kurşundan önde gider. Gökhan Keser galaya Güliz Ayla ile gelmiş. Sevgilisi Rüveyda Öksüz'le ayrılığına geliyor söz. Ayrılık haberi doğru. Yaklaşık 3 ay falan oldu hatta ayrılalı. Sonradan ayrılık haberinin üstüne bir sürü şey eklendi. Yani ben çok güldüm.
Ayrılık doğru ama sonrası uydurma diyor. Öyle evlilikten kaçıyormuşum da işte nasıl diyeyim. Ayrılık sebebi neydi peki? Ya ayrılık sebebi yani uzun, yani birbirimizi mutsuz etmemiz diyeyim yani. Ama çok dostane bir şekilde ayrıldık. Filmin iki starı Burak Özçivit ve Kerem Bürsin film ekibiyle birlikte geliyor. İki ünlü yakışıklı, iki dirhem bir çekirdek o gece. Burak Özçivit giriyor söze. Can Feda'nın yeri biraz daha ayrı. Türkiye'de ilk defa kara kuvvetleriyle hava kuvvetleri bir arada. Kerem Bürsin'de söz. Bunlar hassas konular. Ve böyle bir topun içine girmek yani benim açımdan çok gurur vericiydi. Çekimler zor geçmiş. Kamera arkasından izlediğimize göre Kerem Bürsin sette birkaç kez bayılmış. Ben birkaç kez bayıldım film için. O yüzden ben tabii ayrı ayrı yerlerde çok eğitim. Çok farklı abi. Eğitim. Burak Özçivit Amerikan savaş filmlerine göndermesini de yapmayı ihmal etmiyor. Amerikan filmlerinde bize olmayan hikayeleri, yaşamadıkları her şeyi satmadılar mı? Öyle değil mi? Çocukluğumuz bunlarla geçti. Bu projenin başta hayata çıkma sebeplerinden biri bu aslında. Biz neden böyle bir proje yapmayalım? Galanın az solistlerinde sıra. Burak Özçivit'le Kerem Bürsin'den çok Serenay Sarıkaya ve Fahri Evcen'i merak ediyorduk. İlk olarak Serenay Hanım geliyor. Birbirlerine şöyle bir bakıyorlar önce. Tamam mı? Tamam, tamam. Bizi hazırlanırken görmedik de o yüzden son filmle ilgili görüşlerine gelince. Çok merak ettiğim bir film, çok emek verdiler, çok güzel görüntüler var gerçekten. Ben de heyecanlı bekliyorum filmi. Serenay Sarıkaya'nın kırmızı elbisesini, mantosu biraz gölgeliyor sanki. Keşke mantoyu vestiyere bıraksaydı. Ve Fahri Evcen geliyor. Onu açık renkli elbiselerin kadını olarak biliyoruz ama o gece bambaşka. Tulum tercih etmiş. Üstelik koyu renk. Çok teşekkür ederim. Böyle bugün biraz böyle şey hep açık renkler giyiyorum. Bugün koyu giyeyim dedim. Öyle. Filmi hazırlanırken eşiyle birlikte birçok savaş filmini izlediklerini söylüyor. Biz hemen hemen yani hem Hollywood yapım hem Avrupa yapımında birçok asker filmini aslında izledik. Böyle bir savaş filminde bir kadın asker olarak kamera karşısına geçmek ister miydi? Neden olmasın? Bence böyle bir prodüksiyonun içinde her oyuncu olmak ister. Tüm dünya bir kez ağlanacak ki... Vatan toprağı biz neredeyse oradan başlar. Çek çek. Sinema dünyasından son gelişmeler, yepyeni haberler. İşi sallayan Ailecek Şaşkınız filminin en güldüren sahnesi yayınlandı. Hani İpek filmini çekenlerin aklına gelmemiştir bu. Güldüğü güldüğü şovun çocukları gişeyi nasıl salladı? Değerli veliler, çocuklarınızın büyük bir yeteneği var. Organize İşler 2'de Yılmaz Erdoğan'ın kızı büyüyor. Sürpriz oyuncu kim? Bak Nazlı, bu Süpermen yandaki. Nasıl yani? Çöbülüyor mu? Cem Yılmaz büyük sürprize hazır. Hangi yakışıklılara film teklifi götürdü? Perte, herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Az sonra... Çek, çek. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanınız eksik. Hikayelik hayalikti. Valla hayalikti, hayalikti. Nasıl barıştı? Hayırlı.
az sonra. Çek 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 çek. Hangi ünlüler güzelleşmek için dudaklarını doldurttu? Hangi ünlüler makyajla dudaklarını kalın gösteriyor? Şimdi sırada ünlülerimizin en çok yaptırdıkları estetik dudak operasyonu var. Ünlülerin vazgeçilmezi dudak estetiği. Gözlerin gözüme değdi zaman. Hatırı kalır alt dudağın. Hangi ünlüler dudaklarını güzelleştirmek için doldurdu? Çilek dudaklarına yapışık kalacağım. Hangi ünlüler makyaj hileleriyle dudaklarını kalın gösteriyor? Bir dudaktan, bir yanaktan, bir dudaktan öperim. Ünlülerin en çok yaptırdığı estetik operasyonu nedir sorusunun cevabı açık. Dudak dolgusu. Yıkıla gezip dolaşalım, eskiyi unut, gel barışalım. Dudağına dolgu yaptırmayan, çeşitli yöntemlerle dudaklarını büyüten, makyaj hilelerine başvurmayan ünlü yok gibi. İşte bazıları. Bir dudak, bir yanak yolla, kurumuş yüreğimde mamansın. Bir bakarsan sırnasınla, kim deliden deli anlarsın. Demet Şener, dudaklarını doldurttuğunu saklamayan ünlülerden. Mankenliğe başladığı dönemdeki dudaklarıyla şimdiki dudakları arasındaki fark çok açık. Estetik şampiyonu Ajda Pekkan'ın dudaklarını yaptırdığı biliniyor. Eski ve yeni hali arasındaki fark ortada. Yedi alem var senden, yok başka. Estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Deniz Akkaya, operasyonlara burnu ve dudaklarıyla başlamıştı. Dolgu dudaklı ünlülerin başında geliyor Akkaya. Yalanın batsın yıllarından bu yana fiziksel olarak büyük değişiklikler gösteren Hande Yener, dudaklarını dolguyla belirginleştiren ünlülerden. Gözlerin gözüme değdi zaman, hatırı kalır alt dudağın. Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğini dudaklarına verdiği öneme borçlu. Dudaklarını yıllar önce yaptığı başarılı operasyonla doldurttu Ebru Şallı. Birce Akalay'ın yıllar önceki fotoğraflarıyla şimdiki hali arasındaki en belirgin fark dudakları. Keza Almeda Abazi için de bu geçerli. Emina Yahoviç burnunu ve dudaklarını yaptırarak çok farklı bir görünüme kavuşmuş ünlü hanımlardan. Fahriye Evcen'in dudaklarını daha dolgun göstermek için başvurduğu yöntemlerle doğal görünümle bir sonuç elde ettiği biliniyor. Gökçe Bahadır'ın burnunu yaptırdığı biliniyor. Güzel oyuncu aynı zamanda dudaklarını da ara sıra yaptığı küçük dokunuşlarla dolgun gösteriyor. Müzik dünyasında da dudak estetiği yaptıran çok sayıda isim var. İrem Derici, Sibel Can ve Ebru Gündeş bu isimlerden bazıları. Hadise'nin dudaklarını küçük dokunuşlarla kalınlaştırdığı biliniyor ama Ebru Yaşar'ın dudak estetiği belki de en bariz dolgulardan biri. Serenay Sarıkaya da daha gençken ince olan dudaklarını farklı yöntemlerle kalınlaştırıyor. Beren Saat, dudaklarına küçük dokunuşlar yaptıran ünlülerden. Eski görüntüsüyle şimdiki görüntüsü arasındaki fark bunu ortaya koyuyor. Me, rhythm, to the rhythm, to the rhythm.
çek 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 çek. Ünlüler doğa ve çocuklar için bir araya geldi. En güzel şarkıları onlar için söyledi. Birce Akalay neden bıyıkları olduğunu söyledi. Bıyıklarım onlar. Az sonra. Çek 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 çek. Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç Cem Yılmaz'ın son filminde oynayacak mı? Gişede rekora koşan Ailecek Şaşkınız filminin en komik sahnesi yayınlandı. Şimdi sırada sinema dünyasından son haberler var. Sinema dünyasından son gelişmeler, yepyeni haberler. Dişeyi sallayan Ailecek Şaşkınız filminin en güldüren sahnesi yayınlandı. Hani İpek filmini çekenlerin aklına gelmemiştir bu. Güldüğü güldüğü şovun çocukları gişeyi nasıl salladı? Değerli veliler, çocuklarınızın büyük bir yeteneği var. Organize İşler 2'de Yılmaz Erdoğan'ın kızı büyüyor. Sürpriz oyuncu kim? Bak Nazlı, bu Süpermen yanındaki. Nasıl yani? Uçabiliyor mu? Cem Yılmaz büyük sürprize hazır. Hangi yakışıklılara film teklifi götürdü? Perte, herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Sinema dünyasından haberlerimizin yer aldığı turumuza gişe rakamlarıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmi Bizim Köyün Şarkısı oldu. Başıma neler geldi anlatamam. Baban iflas etmiş. Ailece dedenin köyüne taşınmışsınız. Baban da kaydını oradaki okula aldırmış. Aslında anlatabilirmişim demek. Güldüğü Güldüğü Şov'un yetenekli çocuk oyuncularının yer aldığı film özellikle küçük yaştaki seyircilerin dikkatini çekti ve 250 bin seyirciye ulaştı. Ben İstanbul'a eski okuluma dönmek istiyorum. Baba, bu benim oğlum be. Bu abi kim? Bu abi senin abin oğlum. Vay ki vay, amca oldun. Hadi öpün elimi. Ya bırak. Hala süt dişi olan amcam olur be. Oyuncular filmdeki dans performansının provalarını işte böyle yapmış. Ailecek Şaşkınız gişede 3 milyonu geçti ve yoluna devam ediyor. Sen o hareketi bana mı çekiyorsun lan? Havan kim oğlum? Yukarı bak yukarı. Filmin en komik sahnelerinden biri de yayınlandı. İşte Ferhat ve Gökhan'ın o sahnesi. Çıkış kapısı. Çıkış kapısı yok. Gidelim önce. Kapı yok lan, kapı yok. Kafadarlar kepengin altında kalıyor ve işte başlarına gelenler. Lan kaldım. Gökhan. Gökhan kaldım lan yüzü koyun. Herif böyle yakalarsa iyi olmaz. Cemil yapma diye bağırtmasınlar lan. Lan İpek filmini çekenlerin aklına gelmemiştir bu. Oyuncuların bu sahnede gerçekten kepengin altında kaldıklarını hatırlatalım. Herif duyacak şimdi. Artistik hareket yapacaktın lan sen. Senin hava kim? Bakalım mı hava atıyorsun lan sen yoksa? Dur şuradan bir geçeyim de. Ben de kaldım. Kımıldayamıyorum. Dışarı çıkmaya çalışıp cama sürekli kafa atan sinekler gibiyiz lan. Oğlum benim geçemediğim yerden sen nasıl geçeceksin? Ne yaptın? Panik yaptım. Ve sahnenin en komik anları. Yalnız ben de böyle yüzsü kaldım, bu hiç iyi olmadı. Benimki seninkinden güzel diyorsun yani. Gökhan biraz abanırsak kaldırırız biz bunu. Sırtınla it. Üç deyince. Bir. İki. Üç deyince diyorum. Panik yaptım, panik, panik. Üç. Ha, öyle mi? Ha ha ha!
Kaçmadım ki. Isınıyorum sadece. İçeride neyle karşılaşacağımız belli değil. Kaçsam kaçardım ama. Hatta kim olsa kaçardı. Ben kaçmadım çünkü arkadaşlıklar böyle günler içindir. Oğlum sakin. Nisan ayında iddialı yapımlar vizyonda. Kerem Bürsin ve Burak Özçivit'in filmi Can Feda seyirciyle buluştu. Biz bu yola Can Feda diye çıktık. Türk askerinin vicdanı kurşundan önde gider. Tüm dünya bir kez ağlanacak ki vatan toprağı biz neredeyse oradan başlar. Biz ölürüz, milletimiz sağ olur. Biz ölürüz, vatan sağ olur. Burak Deniz ve Büşra Develi'nin filmi Arada, Nisan ayında vizyona girecek filmlerden. Benim konserime 4 kişi bile gelmiş olsa bulunumda olmazdı. Şarkı söylemeye devam ederdim. Kim anlatıyorsam zaten. Buradan gittiğinde gayet iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. Bu adamın elinde Kaliforniya'ya bir bilet var. Bir gemi bileti. Sen de bizim için bir sürpriz varmış. Bir bilet. Onlar bir yere gitmeye çalışmıyorlar ki. Sadece uçuyorlar. Gelelim sinema dedikodularına. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir horoz dövüşçüsünü canlandıracağı Organize İşler 2'de Bensu Soral'ın da yer alacağı iddia edildi. Haddini aşıyorsun Davut. Kusura bakma ama haddini aşan ben değilim. Yoksa hayatımıza yeni giren bazıları bunu yanlış anlayabilir. Organize İşler'in ilk filminde Yılmaz Erdoğan'ın kızı rolünde öz kızı Berfin'i izlemiştik. Sorun nedir hanımefendi? Hiçbir şey anlamış değilim. O zaman ben seni hiç tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun ya, ben seni hiç tanımıyorum. İkinci filmde bu rolü Bensu Soral'ın oynaması bekleniyor. Ama ne iyi biriymişsin sen ya. Hangi yüzle geldin sen buraya? Bu kadın sizin yüzünüzden burada, farkında değil misin sen? Sakin olur musun? Olamam. Birinin canı yandığında sakin olamam ben. Sizin gibi değiliz biz. Bak, olay çıksın istemiyorum. Bir yardımım olur mu diye buraya geldim. Arif ve 216'da müthiş bir gişe başarısı yakalayan Cem Yılmaz'ın yeni filmi için Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy'la görüştüğü iddia ediliyor. Orada. Arzın merkezine de gitsiniz. Sizi bulacağım efendim. İddiaya göre iki yakışıklıyla da görüşen Cem Yılmaz olumlu yanıt aldı ve film için harekete geçti. Gerçek mutluluk demek mükemmel olmak demektir. Adam dünya yakışıklısı, daha ne istiyorsun? Günaydın. Anlaşılan hırs yapmışız. Aşk olsun. Bana deli bal diyorsun ya, arada bir seni sarhoş edeyim, başını döndürebileyim. Ben bu aşkın bütününü göze alıyorum. Çek 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 çek. Angola'da Tolga Han Sayışman izdihamı. Afrikalı hayranları Sayışman'a nasıl ayakkabı imzalattı? Sayışman, Angola'yı nasıl Türkiye tezahüratlarıyla inletti? Az sonra. Çek 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 çek. Merve Boluğur aşkı buldu mu? Gerçekten aşık oldum. Gerçekten ruh eşi olduğuna inandım. Güzel oyuncu Faruk Sabancı dedikodularıyla ilgili ilk kez konuştu. Bunlara açık yüreklikle cevap veren biriyim. Az sonra. Çek 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 çek. İbo'dan gece yarısı bombaları. Görüyorsunuz, mükemmel. Spor camiası karışacak.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün bombasını İbo patlatıyor. Mesela Gökhan Gönül'e ben dedim ki Beşiktaşlıymışsın öyle mi? Olur mu abi, ben Fenerbahçeliyim. İbo konuşurken sürekli araya giren yardımcısı ortalığı nasıl karıştırdı? Gökhan Gönül dedi bunu yani. Ya içki de içmezsin lan. Ortalık karışacak bir dakika. Ve İbo'dan fenomen amca taklidi. Şahan Gökbakar'dan sonra İbo'nun mükemmel taklidine bayılacaksınız. Mükemmel, mükemmel. Az sonra... Tek 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 sus da beni sor olmaya geldim seni bilmiyorum. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Cahillik cahillikti. Valla hainlik de hainlikti. Nasıl barıştı? Az sonra. Tek tek. İbo'dan gece yarısı bombaları. Görüyorsunuz, mükemmel. Spor camiası karışacak. Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün bombasını İbo patlatıyor. Mesela Gökhan Gönül'e ben dedim ki Beşiktaşlıymışsın öyle mi? Olur mu abi, ben Fenerbahçeliyim. İbo konuşurken sürekli araya giren yardımcısı ortalığı nasıl karıştırdı? Gökhan Gönül dedi bunu yani. Ya içki de içmezsin lan. Ortalık karışacak bir dakika. Ve İbo'dan fenomen amca taklidi. Şahan Gökbakar'dan sonra İbo'nun mükemmel taklidine bayılacaksınız. Mükemmel, mükemmel. Az sonra... Tek 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 tek. Angola'da Tolgahan Sayışman izdihamı. Afrikalı hayranları Sayışman'a nasıl ayakkabı imzalattı? Sayışman Angola'yı nasıl Türkiye tezahüratlarıyla dinletti? Az sonra. Tek 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 tek. Bana bir koca lazım. O da bu gece lazım. Hülya Avşar'dan nikah esprileri. Ben bilmiyorum. At şey bana. Avşar kızı neden benimle evlenen huzur bulamaz dedi. Açıkçası karşımdakine huzur vereceğini düşünmüyorum. Karşımdakinde... Az sonra. Bana bir koca lazım. Tek 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 tek. Cumartesi sürprizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir zamanlar evli olduklarına inanamayacağınız ünlüleri sizler için araştırdık. İzliyoruz. Rahmetli Münir Özkul'un oyuncu eşi kimdi? Şener Şen hangi ünlü isimle evliydi? Hümeyra hangi ünlüyle bir yıl evli kalmıştı? Hadi güle güle. Okan Bayülgen'in ünlü eşi kimdi? Ebru Şallı hangi popçuyla evliydi? Zuhal Olcay'ın Haluk Bilginer'den önceki aktör eşi kimdi? Ünlülerin bir zamanlar evli olduklarına inanamayacaksınız. Ünlüler tarihinde çok şaşırtıcı evlilikler var. İşte bir zamanlar evli olduklarına şaşıracağınız ünlüler. Tesadüf diyemem kendimi kalbimi. Yenemem belli ki kaderde. Gaffur rolüyle hafızalarda Peker Açıkalın. Ben
Peker Açıkalın 1999 yılında şarkıcı Niran Ünsal'la evlenmiş ve 2 yıl evli kalmıştı. Ekranların sert konseri Şevket Çoru. Gelmem. Şükran'dan rahat yok orada. Sen bize gel, kahvaltının kralını hazırlayayım sana. Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu'yla 1993 yılından 2004 yılına kadar evli kaldı. Zuhal Olcay'ın Haluk Bilginer'le 1992 yılında başlayıp 2004 yılında biten evliliğini bilmeyen yoktu. Ancak Zuhal Olcay'ın 1976 yılından 1979 yılına kadar Selçuk Yöntem'le evlilik yaşadığını bilenlerin sayısı çok azdı. Ebru Şallı ilk evliliğini popçu Ozan Orhon'la yaşadı. Şallı ve Ozan Orhon 1997'de evlenip 98'de boşandı ve sadece bir yıl evli kaldı. Bir dönemin çapkın ismi Okan Bayülgen henüz şöhret olduğu 96 yılında oyuncu Zeyno Gönenç'le evlendi ve evlilik 2 yıl sürdü. Kebapçı Celal rolüyle adeta bir destan yazan usta oyuncu Çetin Tekindor. Gelsin bakalım. Akşam gelsin. Yalnız tamamı gelmeden teslim olmuş sayma. Tekindor, kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor'la iki kez evlenip boşandı. Sezen Aksu'nun iki öğrencisi Sertab Erener'le Levent Yüksel, iki muhteşem ses. İki başarılı sanatçı 1990 yılında evlenip 96 yılında boşanmıştı. Avrupa Yakası dizisindeki İpot rolüyle hafızalarda Hümeyra. Ne erkeni Burhan? Ha? Ne erkeni? Bu evlilik bu hafta bitecek. Bitecek. Tek cesede boşanacaklar. Şiddetli geçimsizlik pat bitti. Yoksa benim Volkan diye bir oğlum yok, bunu bilesiniz. Bir dönemin efsane şarkıcılarından olan Hümeyra 1971 yılında merhum oyuncu Fikret Hakan'la evlendi ama bu evlilik bir yıl bile sürmeden bitti. Hem oyunculuğu hem şarkıcılığıyla başarılı bir isim Şevval Sam. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Şevval Sam bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Beşiktaş'ın sarı fırtınası, şimdilerin futbol yorumcusu Metin Tekin'le 1993-2000 yılları arası evli kaldı. Mehmet Ali Erbil'in birçok evliliği var ama kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar'la evliliği 89-96 arasında 7 yıl devam etti. Her gün işleri olmadığında sabah 10'da gelirler. Bunu da her röportajda söyler Allah'ım. 10'da gelirler. Utanıyor musun? Utanıyor musun? Ay, o kadar çok söyler. Ay, neden geliyor? Çünkü nafakayı alayım diye. Allah cezanı vermesin. Ya öyle dersen. Bu fotoğraflara baktığınız zaman neler geçiyor? Ya ne geçecek? İyi ki boşanmışım. Bir tane şu.
bak. Oynadıkları dizi setinde tanışıp evlenen Murat Yıldırım'la Burçin Terzioğlu 2008-2014 yılları arasında evlilik yaşadılar. Olgun Şimşek, kendisi gibi oyuncu olan Şebnem Sönmez'le 96-2000 arası 4 yıl evli kaldı. 2 başarılı oyuncu Zafer Ergin ve Melek Baykal'ın 1975-1979 arası 4 yıl devam eden bir evlilikleri olmuş. Eşkıya filminin başarılı yönetmeni Yavuz Turgul'la ünlü oyuncu Itır Esen, 1979 yılında evlenip 2006 yılında boşandılar. Rahmetli Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'un annesi oyuncu Suna Selen, iki usta oyuncu 6 yıl evli kalmışlar. Şener Şen'in Eşkıya filminde beraber oynadığı Keşe rolündeki Selmin Hürmeriç'le yaptığı evlilik 1989 yılından 1997 yılına kadar devam etti. Sana eski zaman eşkıyalarının masallarını nasıl anlattığımı düşünürdüm. Senin yıldızlara bakışın. Çek çek. Ata Demirer'in son aşkı neden bitti? Ama ikili arasında olan bir şey yani bu çok... Ata Demirer'den ayrılan Alara Bozbey sessizliğini bozdu. İhanet zaten yok yani öyle bir şey yok. Aşkı biterken Bozbey'e doğru gelmeyen şey neydi? Hani bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor bunu böyle aleni bir şekilde. Az sonra... Çık çık. Mert Fırat kafaları allak bullak etti. Yok yani ben özel hayat hakkında konuşmuyorum gerçekten. O yüzden de hani ne bitti ne devam ediyor demeyeceğim. Siz... Gökçe Bahadır'la birlikte mi? Hande Doğan Demir'den ayrıldı mı? Mert Fırat nereye gidiyor? Vallahi bir açıklama yapamam. Az sonra. Çek çek. Demet Akalın'la Seda Sayan'ın arası fena açıldı. Seda Hanım'la bir küslük durumu konuşuluyor. Hande Yener'le Seren Serengil'i barıştıran Seda Sayan'ın Demet Akalın'la arası nasıl açıldı? Yan yana masalara düştü. Sen de beni anla. Seda Hanım'a. Sen de beni anla. Anlayayım. Tamam. Ebru Akel'den detoksçu ünlülere sert gönderme. Detoksa kesinlikle karşıyım. Az sonra. Çek 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 çek. Tolgan Sayışman Angola'da Afrikalılara nasıl Türkiye tezahüratları yaptırdı? Hülya Avşar neden evlenirsem karşındakine huzur vermem dedi. Merve Boluğur ilk kez konuştu. Faruk Sabancı'yla aşk yaşıyor mu? Şimdi sırada magazin gündeminden derlediğimiz haber turumuz var. Magazin dünyasında renkli bir hafta geride kaldı. İşte daldan dala bir haber turu. Bir alışveriş merkezinde Merve Boluğur'a rastlıyoruz. Güzel oyuncu makyaj işine girdi bildiğiniz gibi. Maşallah doğduğumdan beri neredeyse gösterdiğim için artık bunu kendi projeme çevirmeye karar verdim. Daha öncesinde birçok marka işbirliğim oldu ama bundan sonra bunu kendi kanatlarımla uçarak yapmak istedim. Şu anda da bunu yapıyorum. O yüzden çok mutluyum. Sürprizleri bitmiyor. Daha önce eski eşi Murat Dalkılıç'la düet yapmıştı hatırlayacaksınız. Hayatta bir rüya mirim. Boluğur şarkıcılık konusunda işi ilerletmeye ve bir albüm yapmaya kararlı. Uzun zamandır ben şan dersi alıyordum.
şarkıyla alakalı bir şey yapmak istiyorum. Ama onu uygun ve güzel bir yerde yapmak istiyorum. Bunun amacı da güzel olsun istiyorum. Boşandıktan sonra hakkında yazılan yazılana. Son olarak Faruk Sabancı ile adı anılmıştı. Gerçekten hani bunlara açık yüreklikle cevap veren biriyim. Daha önce de söyledim. Buraya gelirken de ya da başka bir yerde de mutlaka görürsünüz öyle bir şey olduğu zaman. Birini bulsam elini tutarım diyor. Gerçekten bir şey biri olduğu zaman bu çok güzel bir olay. Çünkü gerçekten aşık olduğum, gerçekten ruh eşi olduğuna inandığım biriyle elini tutar, o da benim elimi tutar. Yan yana geliriz zaten. Hülya Avşar, Fatih Yürek'le birlikte bir nikah şahitliğini üstlendi. Hadi be, bilemiyorum bari. Espri bir kenara, yeniden gelin olur mu hakikaten? Ha, geliyorum gidiyorum, belki bulurum diyor da yok. Nikah sırasında esprilerini sürdürüyor. Sayın Bilge Mengü Atasarılı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gelin çiçeğini de kapan Hülya Avşar. Ben bilmiyorum abim. At çiçeği bana. Nikah sonrası habercilerin evlilik sorularına soruyla karşılık veriyor. Niye evleneyim? Bir mantık yürütün bana. Niye evleneyim? Aşık olabilirim, tamam, aşkımı yaşarım. Niye evleneyim? Çocuğu da hiç evlenmemiş olsam evlenirdim. Benle evlenen huzur bulamaz diyor gider ayak. Ben açıkçası karşımdakinin huzur vereceğini düşünmüyorum. Karşımdakinde... Kıskanç bir kadınsın. Yok. Türk oyuncuların şöhreti Afrika'ya kadar ulaştı. Tolga Han Sayışman için çılgın bir kalabalık toplanmış Angola'da. Selfie yapıyor hayranlarıyla bol bol. Afrikalılar neyi imzalatacağını şaşırıyor. Ayakkabısını ve hatta atletini bile imzalatan var. Tolga Han Sayışman DJ kabininde Angolalı hayranlarına Türkiye tezahüratları yapıyor. Kırmızı! Fenerbahçeli oyuncu takımını da unutmuyor. Lacivert! Lacivert! Evlilik! Şampiyon! 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde ünlü oyuncu Neslihan Atagül otizm hastalarına destek verdi. Otizmin tek tedavisi erken tanı ve eğitimdir. Siz de otizme mavi ışık yakın. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da duvar yazılarıyla otizme mavi ışık yaktı. Geçtiğimiz haftalarda Ali Sunal'ın düğününde hamileliğini anlatmıştı Begüm Kütük. Valla iyi gidiyor, harikayız. Keyfimiz yerinde, hayırlısıyla böyle günler geçiyor. Bebek büyüyor çocuklar. Bebek büyüyor, ondan sonra bayağı göbeğim çıkmaya başladı. Bayağı. 3,5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetmenin acısını yaşadı geçtiğimiz hafta. Bülent Ersoy ile Lerzan Mutlu arasındaki dava Oyay Doğan'ın vefat ettiği güne dayanıyor. O gece Bülent Ersoy şu sert sözü sarf etmişti. Ben adamın canlı yayınını basarım. Lerzan Mutlu davayı kazandı. Ersoy 900 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bülent Ersoy davası sonuçlandı. Yüce Türk Adaleti'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Normalde video çekmeyi istemem ama bugün beni çok sevindiren bir gündü. Çünkü çok üzüldüğüm bir davanın sonuna geldim. Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy'un aynı suçu iki kere işlediğini ve sabıka alacağını iddia etti çektiği videosunda. Daha önce o şahsın 5 sene aynı cezayı işlememekten bir hükmün geri bırakılması kararı varmış ve benim cezamla birlikte o dava tekrar görülecek ve kendisine sanırım bir sabıka verilecek. Çek çek.
Ata Demirer'in son aşkı neden bitti? Ama ikili arasında olan bir şey yani, bu çok... Ata Demirer'den ayrılan Alara Bozbey sessizliğini bozdu. Yani zaten yok yani, öyle bir şey yok. Aşkı biterken Bozbey'e doğru gelmeyen şey neydi? Hani bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor bunu böyle aleni bir şekilde. Az sonra. Çık çık. Mert Fırat kafaları allak bullak etti. Yok yani, ben özel hayat hakkında konuşmuyorum gerçekten. O yüzden de hani ne bitti ne devam ediyor ama demeyeceğim. Siz... Gökçe Bahadır'la birlikte mi? Hande Doğan Demir'den ayrıldı mı? Mert Fırat nereye gidiyor? Vallahi bir açıklama yapamam. Az sonra. Çek çek. 4 yıl süren küslük bitti. 4 yıl önce birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ bakın nasıl barıştı. Yıllar süren küslük bu görüntüyle bitti. Dört yıl önce telif hakları yüzünden birbirine giren İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Cahillik cahilliktir. Valla hainlik de hainliktir. Nasıl barıştı? Dört yıl önceydi. Mesam kavgası patlak vermiş, dönemin başkanı Arif Sağ yolsuzlukla suçlanmıştı. Arif Sağ en sert tepkiyi gösteren isimlerin başında İbrahim Tatlıses geliyordu. Ben şahsen memnun olmadım, onu söyleyeyim. Burada puanı da eksik. Arif Sağ yaptığı basın toplantısında Tatlıses'e çok sert yanıt vermişti. Ben parayla bilmem neyle bu işleri yapsaydım, şimdi benim de yatlarım, katlarım, bilmem uçaklarım, uçaklar benim de olurdu. Çok aciz de değilim. Bu ülkede müziği iyi bilenlerden de birisiyim. Ben de bunları kullanırdım, ben de köşeleri bin kere dönerdim birileri gibi. Ben de filmlerde oynardım, ben de dizilerde... Ben bir adam, yetenekli bir adam. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen İbrahim Tatlıses ve Arif Sağ, yaptıkları televizyon programlarıyla milyonlara müzik ziyafeti çekiyordu. Yaram darına düştü. Ancak konu telif hakları olunca ters düşmüşler, Arif Sağ kendisini yolsuzlukla suçlayan Tatlıses'i yerden yere vurmuştu. Cahillik cahilliktir. Valla hainlik de hainliktir. Cahille cahil olmam, hainle de hain olmam. İbrahim Tatlıses bu sözlere yaptığı yazılı açıklamayla sert tepki göstermişti. Sana bugüne kadar hocam deyip elini öptüğüm günlere yazıklar olsun. İyisin de etrafım berbat hoca. Aradan tam 4 yıl geçti. Bir ödül gecesinde İbrahim Tatlıses'i ilk karşılayan isim Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ oldu. Arkadaşlar çok iyi. Sahnede ödül alan Arif Sağ böyle alkışladı İbo. Ve işte o anlar. Arif Sağ'ın yanına gelen İbrahim Tatlıses, ustasının elini 3 kere öptü. Üç kere el öpmek ustaya duyulan saygının ifadesidir. Aralarındaki buzları bu görüntüyle eriten iki usta birbirlerine iyiyiz mesajı da verdi. Biz de ben bir insan olmaya geldim.
çek çek. Selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'den ilk görüntüler cumartesi sürprizinde. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Hülya Avşar fragmanda neden ağlarken bir anda kahkahalara boğuldu? Az sonra. Çek 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 çek. Ata Demirer'in son aşkı neden bitti? Ama ikili arasında olan bir şey yani bu çok... Ata Demirer'den ayrılan Alara Bozbey sessizliğini bozdu. Yani zaten yok yani öyle bir şey yok. Aşkı biterken Bozbey'e doğru gelmeyen şey neydi? Hani bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor bunu böyle aleni bir şekilde. Az sonra. Çek çek. Hande Yener'le Seren Serengil'i barıştıran Seda Sayan'ın Demet Akalın'la arası nasıl açıldı? Demet Akalın, Seda Sayan'ı nelerle suçladı? Ebru Akel, detokslu ünlülere nasıl sert çıktı? Şimdi sırada renkli İstanbul caddeleri var. Demet Akalın'la Seda Sayan'ın arası fena açıldı. Seda Hanım'la bir küslük durumu konuşuluyor. Hande Yener'le Seren Serengil'i barıştıran Seda Sayan'ın Demet Akalın'la arası nasıl açıldı? Yan yana masalara düştü. Sen de beni anla. Seda Hanım. Sen de beni anla. Tamam. Ebru Akel'den detoksçu ünlülere sert gönderme. Detoksa kesinlikle karşıyım. Bahar havası esiyor ünlüler dünyasında. İşte cadde turlarında yaşananlar. Teoman alışverişe çıkmış. Neler yapıyorsun Teoman abi? Göremiyoruz seni. Alışveriş yapıyorum yani. Alışveriş. Evet. Kıyafet? Yine pek konuşası yok. Teoman be... Ya yapmayın bu çocuklar valla. Tamam. Görüşürüz. Show TV'nin sevilen ekran yüzlerinden Ebru Akel bahar havasına girmiş. Havalar güzel, moraller tabii yerine geliyor böyle olunca. Güneş. Yaz yüzünü gösterdi. Tatil planları başladı. Ya tatil tabii hani her zaman aklının bir köşesinde. Çünkü çalışınca insan hep bir tatil programı yapıyor. Ama da benim artık biraz daha çocuğa, eşime, birçok şeye bağlı. Tek başıma kapı alıp gidemiyorsun ama yazın yapacağız tabii. Daha değil. Daha vakti var yani. Elindeki çay şişesi dikkatimizi çekiyor. Aynen. Çay. Çay. İçinde şey var. Beyaz çay, yeşil çay karışımı. Bu kadar çınlı. Detoks çayı mı yoksa? Asla detoks yapmıyorum. Detoksa kesinlikle karşıyım. O tarz yapılan işlemlere, girişimsel işlemlere kesinlikle karşıyım. Vücudun bütün dengesini bozan bir işlem olduğunu düşünüyorum. Ben besleniyorum, normal yemek yiyorum ama sıvı ve çaylarımı da içiyorum. Simge Sağan alışverişte. Klip toplantısı, alışveriş. Artık oraya geldik sonunda. Hangi şarkı kliplenecek? İsmini veremeyeceğim. Ya, sürpriz mi? Sürpriz ya. Evet. Yeni albümü için heyecanlı. Çok güzel şarkılar var ya. İnşallah böyle dinleyici aldığında eline mutlu ve memnun olacak diye düşünüyorum. Albüm çıkar çıkmaz bir dinlenme tatiline de ihtiyacı var. Tatile çok gitmek istiyorum. Çok ihtiyacım var. Gerçekten çok yoruldum. Çok çalıştık bu albüm için. Yani hepimiz çok yorgunuz. İnşallah çıkınca böyle bir Ramazan'a denk gelen bir dönemde öyle bir 10-15 gün falan bir yerlere kaçacağız gibi gözüküyor inşallah. İnşallah diyelim. Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma eşiyle alışverişte. Tarzı yine dikkat çekecek Q7'nin. Hello. Sizi birkaç hafta önceye götürüyoruz. Hande Yener'le Seren Serengil'in barış gecesinde bu görüntüler yansımıştı kameralara.
O gece küs olan iki ünlünün barışmasında Seda Sayan da etkiliydi. Beni çağırın, deyin ki birilerini gördük, bunlar küsler. Abla koş, barıştır deyin, ben gelirim. 2008 barış açısı. Evet, olabilir. Tabii canım, herkes ilk Erzan mutlu. İşte bu görüntü Seda Sayan'la yakın dostu Demet Akalın'ın arasını açtı. Halbuki aralarından su sızmıyordu bir süre öncesine kadar. Yok, bu bir taş ama şimdi kime taş attın sen? Kimseye taş atmadım. Dedim ki... Anladım. Taş atmadım. Sadece dedim ki güzel taşıyor. Nişantaşı'nda yakalıyoruz Akalın'ı. Alışveriş çıkışında sorular Seda Sayan'ı takipten çıkarmasıyla ilgili. Seda Hanım'la bir küslük durumu konuşuluyor. Hande Yener ve Seren Serengil'le yakın görüntü verdi diye mi bu küslük? Hande Yener'le birikmiş, barıştırmış da işte sizinle tekrardan arası açıldı falan gibi bir şey var. Yani derken? Doğruluyor musunuz da? Girişte tek kelime yanıt veren Demet Akalın çıkışta konuşmak istemiyor. Nasıl anlıyorsun? Vallahi iyi. Konuşmayacağım, teşekkür ediyorum. Valla siz de yormayın bu çocuğu. Şey sorayım ya. Aa, hiç sorma ya. Siz son günlerde değil mi zaten? Aynen. Sen de beni anla. Seda Hanım. Sen de beni anla. Anladım. Tamam. Seda Hanım'la ilgili. Sen de beni anla. Ben anladım, sen de. Abi teşekkürler. Bir başka konuda çalınan kolyesi. Evet ya. Nasıl oldu? İşte bilsen. Bulmak için bayağı çabalıyorsun. Yani evde yok. En son Dubai'de takmışım. Artık çalındı mı, kayboldu mu bilemiyoruz. Şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Tek tek. Selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'den ilk görüntüler cumartesi sürprizinde. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Hülya Avşar fragmanda neden ağlarken bir anda kahkahalara boğuldu? Az sonra. Tek 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 tek. Ünlüler doğa ve çocuklar için bir araya geldi. En güzel şarkıları onlar için söyledi. Birce Akalay neden bıyıkları olduğunu söyledi. Bıyıklarım onlar. Az sonra. Mert Fırat, Gökçe Bahadır'la aşk yaşıyor iddialarına nasıl kafa karıştıran cevaplar verdi. Ata Demirer'den ayrılan Alara Bozbey sessizliğini bozdu. İlişkileri neden bitti? Şimdi sırada İstanbul geceleri var. Geceler renkli, geceler hareketli. İşte ünlülerin gece maceraları. Ünlü isimlerin katıldığı spor ödülleri gecesindeyiz. Demet Şener için bir ilk yaşanıyor o gece. 16 yıl sonra ilk defa tek başıma bir davete geliyorum. Olaylı bir boşanma süreci yaşadı. Ama 1-2 sene önce boşanmak aklında bile yokmuş. Daha rahat hissetmek değil de hani hiçbir zaman böyle bir şey düşünemezdim. Bir gün boşanacağım söyleseler inanamazdım. O yüzden yani bence alışmam biraz zaman alacak gibi geliyor. Popçu Buray geliyor. Konumuz spor. Göbekli popçu olmaz diyor Buray. Her gün sporumuzu eksik etmiyoruz biz. Göbekli popstar olmuyor arkadaşlar. O yüzden sahneye çıktığımızda bir auramız, bir fiziğimiz düzgün olması lazım. Ben buna inanıyorum. O yüzden spor hayatımızın önemli bir bölümü bizim için. Burcu Güneş gecenin konuklarından. 20. sanat yılında yaptığı albüm Avrupa listelerine girmiş. Bir ay oldu 20. sanat yılım için Anadolu'nun Güneşi isimli albümü çıkaralı. Çok da güzel gidiyor. Hatta çok güzel yurt dışı başarıları olmaya başladı. Şu an İsveç'te listeye girdi 60. sıradan. Dünyadan çok güzel bir ilgi gördü. 40 tane ülkede afiş oldu, banner oldu. Edil Fırat'ı yakalıyoruz mekan çıkışı. Cem Yılmaz'la çıkan aşk dedikoduları soruluyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görmüşsünüz.
Hatice Hanım, çok haberler çıktı. Bununla ilgili bir şeyler düşerdik ağzımıza. Ben yazdım. Çok teşekkürler. Çıktı. İyi akşamlar. Var mı öyle bir şey? Bensu Soral'la Hakan Baş yemekten çıkıyor. Pahalı evler baktıkları haberlerine gülüp geçmişler. Evet. Bir yalı Hakan Bey. Yani bildik o haberleri tabii ki hep beraber. Pazarlık payı var mı acaba? Ne olabilir mi öyle bir şey ya? Bakıyoruz ama yani, evet, yani yazılan yerlere bakmadık mesela hakikaten. Yani. Hani, hakikaten. Böyle bir, yani biz zaten daha mütevazi ve yani bize uyacak bir evet, o kadar abartmaya gerek yok yani. Bize fazla geldi o yazılanlar. Bensu Soral'ın Organize İşler 2'de rol alacağı iddialarına gelince hanımefendi teklifi doğruluyor. Evet, görüşüyoruz doğru ama daha kesin bir şey yok. O yüzden bir şey söylemek için erken şimdi. Sinem Kobal, Kul adlı tiyatro oyununun özel gösterimine gelmiş. Bir süredir dişleriyle ilgili problemleri olduğu için evdeydi. Evet ya, bu ara bir diş sorunum vardı. Bir iki hafta kadar sürdü. Evet yani dişimle ilgili problem, 20 yaş dişim vardı aynen. O yüzden böyle bir iki haftadır falan evdeydim. Şimdi ben de iyileştim. Oyun izlemeye geldim. Yeni sezona yeni bir işle girmeyi düşünüyor güzel oyuncu. Okuyorum ama yeni sezon öncesi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten olursa haberiniz olur mutlaka. Yaza kadar dinleneceğiz. Aynen. Oyun çıkışı romantik komedi serisinin 3. filminde yüksek ücret nedeniyle yer almayacağı haberlerine geliyor söz. Hayır, öyle bir durumumuz yok. Zaten hani yapmamaya karar verdik biliyorsunuz. Altan da yok, ben de yok. Benim bir bilgim yok bundan dair. Ben de ilk defa. Geçirdiği ağır grip nedeniyle bir süredir hastanedeydi Bülent Ersoy. Doktorları domuz gribi iddialarını yalanlamıştı. Hafif bir grip şikayetiyle başvurdu. Kendisinin tetkikleri yapılıyor, değerlendirmeleri yapılıyor. Durumu gayet iyi, endişe edecek hiçbir şey yok. Belki toplumda domuz gribi vesaire gibi bir endişe de olabilir. Böyle bir şey dahi söz konusu değil. Sadece sıradan basit bir grip. Ersoy kameralar karşısına geçer geçmez domuz gribi olmadığını söylüyor. Ama rahat dokunabilirsin, domuz mikrobum yok. Estağfurullah, olur mu öyle bir şey? Yani söylüyorlar da. Çok soğuk bırakıyor. İyiyim, Allah'a şükürler olsun ama tam A'dan Z'ye tedavimin bitmesi adına, çünkü kendim evde onu üstlenemem, beceremem, kaçırırım. Tolga Sarıtaş'ı yakalıyoruz gecelerde. Yakışıklı oyuncuya yalnızlık soruluyor. Neler yapıyorsunuz dizi dışında? Biraz onlardan bahsedelim. Gecelerde. Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural gecelerde. Müjdeyi verelim. Kaan Tangöze sonunda montunu değiştirmiş. Nasıl Kaan Tangöze moduna geçtik? Abi montu değiştirmişsiniz. Öncelikle onu soracağım ya. Hayırlı olsun yeni mont. Biraz sezon montu olmuş galiba. O da ne? Kıvılcım Hanım'ın gözleri yaşlı mı? Umarız ağlamamıştır. Biraz yüzler mi durgun? Birlikte olduğunuzda hani konuşmamanızın sebebi nedir? Siz yine tek olduğunuzda konuşmuşsunuz ama. Bilmiyorum, çok özür dilerim ama ağladınız mı siz? Hayır, niye ağlıyorsunuz? Hayır, hani yüzünüz bayağı şey şişmiş gibi de. Ata Demirer'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alara Bozbey'i görüntülüyoruz yemek çıkışı. İyiyim, sağ olun siz. Teşekkürler, geldik abi. Çok koyu bir sohbet vardı. Koyu bir sohbetti, evet. Arkadaşlarımla uzun zamandır görüşemedim. Öyle. Konu ayrılığa geliyor. Ya bunu sormayacağınıza dair söz vermiştiniz ama yani ne diyeyim ben şimdi size? Konuşmak istemiyor. Ama ikili arasında olan bir şey yani. Bu çok özele giren bir şey ve dolayısıyla çok kolay çıkmaz öyle ağızdan yani. Kaan Taşan'a bile... Hani bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor bunu böyle aleni bir şekilde. Ama yapılan... Aşkın ihanet yüzünden bittiği iddialarını reddediyor hanımefendi. Yok hani... ihanet zaten yok. İhanet zaten yok yani, öyle bir şey yok. Görüşüyor musunuz sorusunu ise cevapsız bırakmayı tercih ediyor. Ben bir şey demek istemiyorum ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Mert Fırat'la kafaları karıştıracak bir sohbete hazır olun. Konumuz Gökçe Bahadır'la hakkında çıkan dedikodular. İster istemez aynı dizide oynadığımız için öyle iddialar falan oluyor. O da en çok... Dizi haricinde siz, hani ikiniz orada görmek biraz bunları da sonuçlar bırakın. Şöyle oluyor aslında. Gökçe bizim oyunları da takip etti sağ olsun, birçok arkadaşımızın takip ettiği gibi. Ama onunla ilgili böyle bazı şeyler çıkınca o daha çok dikkat çekti. İddiaların kaynağı geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır'ın
aşk sorularından kaçması. Ya çok güzeldi. Muhteşem galiba. Gerçekten o kadar iyiydi ki. Güzel çıkan diyor. Haberler var. Onları soralım hemen size efendim. Mert Bey'le olan. Bu da şimdi, Mert Fırat konuşmak istemiyor özel hayatıyla ilgili. Vallahi ben hiç özel hayat hakkında konuşmuyorum. O yüzden de bununla ilgili. İlişki devam ediyor mu? Onu öğrenelim. Etmiyor mu? Geçen hafta bir mekandan beraber herhangi, bir açıklama tarzım oldu. Aslında farklı farklı yerlerden çekiyorduk ama. Farklı yerlerden ama işte ilişki devam ediyor mu? İşte biz bunu öğrenelim. Biz ilişki dair yan yana ne özel hayata dair. Dur dakika dur. İkinize birden aynı anda yetişebilirim ama dur. Şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle toparlarsak. Ben şöyle. Yok. Evet aslında onunla desem kurtulacaksın değil mi? Evet dedi. Evet dediniz ve kaybettiniz. Ne Gökçe Bahadır'la beraber olduğu iddialarına ne de Hande Doğan Demir'le halen beraber olup olmadığına dair iddialara ne evet ne de hayır diyeyim. Kafalar allak bullak. Vallahi ben hiç özel hayat hakkında konuşmadım. Onu da o duruşu tutmak için. Bitti mi oluyor? Yok. Gelişiniz. Yani ben özel hayat hakkında konuşmuyorum gerçekten. O yüzden de hani ne bitti ne devam ediyor siz, demeyeceğim. Siz bizi aydınlatmazsanız bunun ardı arkası kesilmeyecek. Siz de biliyorsunuz. Bu da işte hepimiz için iyi bir şey. Yani yumurta tavuk. Çünkü. Sizleri de anlıyorum. Hani özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum diyen öyle vardır ya. Ama bir yandan o da değil. O da değil ama hani demek istediğim gerçekten hani bunu böyle konuşmak. Tiyatro soruyoruz işte ne bileyim sinema soruyoruz dizi soruyoruz hepsi güzel. Özel hayat sorunca mı bozuluyorsunuz falan gibi bir şey var ama ben ilki olarak sadece sizin de beni anlayacağınızı düşünüyorum. Vallahi bir açıklama yapamam. Gökçe Bahadır konusu açılmışken Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru'yla oyuncu Demet Özdemir'in aşkları belgelendi. Çift geçtiğimiz akşam beraber eğlendi. Ünlüler, doğa ve çocuklar için bir araya geldi. En güzel şarkıları onlar için söyledi. Birce Akalay neden bıyıkları olduğunu söyledi. Bıyıklarım onlar. Az sonra. Muhabirimiz Kamil Sümer'in ünlüleri terleten sorularıyla programımıza devam ediyoruz. Çıkalım daha fazla. O ne ya? Çıkalım biraz. Ne? Bu nasıl bir soru? Doğru bilin. Çıkalım. Dalga mı geçiyor benimle? Çıkalım. Daha çok çık diyorsun daha yani. Çıkalım. Yok çıkamam beyim utanırım. Çıkalım. Ne? Artık Kamil'i gören korkar oldu. Seni görünce iyi olmak imkansız. Akla ziyan sorulara. Ay be. Oh. Sen bu soruları nereden buluyorsun? İlginç olan o ben. Akıl durduran yanıtlar. Kişi başı 15 milyon tane. Yok çıkamam beyim utanırım. Kamil sordu. Ünlüler terledi. 300. Abartayım. Kamil'in yemeden içmeden kesilip araştırdığı sorularımız yine ünlüleri şaşırtmaya aday. Haftanın sorusuna geçeyim ben abi. Ha evet öyle bir şey var değil mi? Dur bakalım hadi hayırlısı. Seni görünce iyi olmak imkansız bir anda böyle soru evet. Tabii. Soruyu hazırım sen soruyu ver. İşte ilk soru. Bir dünya insanı su altında nefes almadan en fazla ne kadar durabilmiştir? Bir gidiyor suyun altına, nefesini tutmaya başlıyor. Sizce en fazla kaç saniye tutabilmiştir? Rekor denemesi. O ne ya? Ay be. 5 dakika. Çıkalım. Yok artık. 10 dakika. Çıkalım. Yok artık. İnsanın biri. İnsanın biri. İnsanın biri. İnsanın biri nefes tutuyor değil mi? Nefesini tutuyor evet. Ha, bence... 500 saniye tutmuştur. Su altında böyle en fazla kaç saniye tutabilirsin nefesini? Denediniz mi hiç? Biz çocuklarla falan bayağı bir deniyoruz. Benim diyafram biraz sağlamdı. Yani olimpik havuzu baştan sona dipten yüzebiliyorum. Ama bu ne kadar saniye tutuyor açıkçası bilmiyorum. Bir dakika, peki geçeyim. Adamın biri suyun altına dalıyor. Hı hı. Nefes almadan sence kaç saniye durabilmiştir? Kaç saniye? Okey. Tahmin oldu. Oh, 300. 300 saniye çıkalım. Daha fazla. Çıkalım biraz. Ne? Çıkalım. Ne? Ne bileyim abi 800 saniye mi? Çıkalım biraz. Ne?
Suyun altında kalma mı? Suyun altında en evet, fazla oldu. Kaç saniye kaldı? Baya bir iki dakika kalmışlığım var geçmişte. Vatandaşın biri suyun altına giriyor ve nefesini tutuyor. Sence en fazla kaç saniye kalabilmiştir? Rekor denemesi yapıyor. 6 dakika diyoruz. Çıkalım. Peki 14 dakika? Çıkalım. Şimdi burada da efekt koyuyorsun değil mi? Dan dan dan. Biz de burada bilemeyen adam olarak kafayı sallıyoruz. Hemen geliyorum soruya. Evet. Su altında. Evet. En fazla nefesini kaç saniye tutabilmiştir? Rekor denemesi yapıyor. 3 dakika, dakika olarak söylüyor. Dakika, çık. Çık mı? Nefesini tutuyor. Tutuyor. İnsan. İnsan bu. Baby 4. Çıkalım. Ya oradan ben çıkamam oradan daha fazla. 5 hadi. Çıkalım. Yok 5'ten daha fazla çıkamam yani, ben. Güzel, güzel çıkın dedim 6,5 ne? Daha çok çık diyorsun daha yani. Çık, yok çık. Çıkamam baby utanırım. 9 dakika. 13 saniye. Ne? 9. 9 dakika 13 saniye. Gibi. Yani nokta atışı gideyim. Gibi. Çıkalım. Yok çıkamam bebek ya. Dalga mı geçiyor benimle? Tutuyor değil mi? Böyle bir şeyden tutuyor, yardım hayır, almıyor. Hayır yok, hayır hayır. Mümkün değil ya. Delirme. En son neydi? Balina kaçtı. Oradan beri benim kafam yerine gelmedi. Sayılarla aram düzelmedi. Ben de nasıl? Şoke olmaya hazır olun. Su altında nefesini tutma rekoru 22 dakikayla İsveçli bir rekortmene ait. Nedir? 22 dakika. Bravo. 22 dakika. Bravo. 300 saniye. 2000. Öldü şu an, boğuluyor. Öldü tabii. 2000. Morardı adam. 2000. Yani. 1140 saniye. 1140 saniye tabii. 20 dakika, 19 dakika. 19 dakika falan tutmuş olabilir tabii. 22 dakika. Ne? Nefessiz. İnanmıyorum sana. Ay çok kendimi geliştirmem gerekiyor. Çok kıskandım şu anda. 25 dakika diyelim. 22 dakika abi. Helal olsun. Ne ciğer varmış arkadaş ya. Vallahi bravo. 22 dakika. 1340 saniye. Rekor onda şu an. Adam böyle yani. Ciğerden oluşuyor değil mi? Böyle açıyorsun adamı keziyorsun ciğer. Yedek ciğeri var. Tabii tabii aynen. İşte ikinci soru. Karınca nüfusunun çok olduğunu biliyoruz. Dünyada 8 milyar insan var. Peki bir insana düşen karınca sayısı sizce ne? Sizce dünyada kişi başına düşen karınca sayısı kaç tane? O ne ya? O nasıl bir soru? Doğru, bir... Sayılamayacak kadar çoktur diye düşünüyorum. Kaçtır mesela? Merhaba. Peki sence kişi başına düşen karınca sayısı kaç tanedir dünyada? Kişi başına mı? Evet. Kişi başı 15 milyon tane. Ne var abi ne karınca diyorsun şimdi saldırması için çok gelmesi lazım yani. Bir karınca, iki karınca, 3, 4, 5, 10, 20 bin. Dünyada kişi başına düşen karınca sayısı kaç tane? Oo. Kişi başına neyken öyle bir istikak mı var yani? Hani? Anlamadım. Dünyada kişi başına düşen karınca sayısı sence kaç tane? Milyarlar ya bilmiyorum. Sorunun cevabı 1 milyon. Dünyada kişi başına düşen karınca sayısı yaklaşık 1 milyon. Söyle. 1 milyon. 1 milyon. E benim ağzıma da 1 milyon geldi. Geldi mi? En az tabii. Söyleseydin şu an çünkü ben onu patlıyor muydu? Keşke söyleseydim. Teşekkür ediyorum. Mesela kaçmış? 1 milyon değil mi? Tabii. Yani mantık olarak düşünüyorum. Bence daha da fazladır. O sayabildikleri karıncadır ben söyleyeyim. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. 15 milyon dedim biraz abarttım. Sus bunu yayınlama kapat. Görüşürüz. Peki diyelim ki 500 bin karınca düşüyor. Çıkalım. 1 milyon. Doğru abi. Şu an havai fişekler. Sonunda bir şey yakaladık. Hemen söyleyeyim mi cevabı? Evet söyle. Ya. 1 milyon. 1 milyon ama bak çok söyledim. Ya benim ortam yok abi. Ortam yok. Galiba karıncalardan yana. Mustafa Sandal çıldırdı. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Ferhat Göçer adeta çılgına döndü. Şimdi geçen hafta yapılan olaylı MSG Genel Kurul toplantısına gidiyoruz. Mustafa Sandal'ı çıldırdı. Evet, serbestsin. Ferhat Göçer çılgına döndü. Yalan söylüyor. Sezen Aksu ilk kez bağırdı. Olaylı MSG Genel Kurulu'nda neler oldu? Sezen Aksu hangi eski dostuna ateş püskürdü? Evet. Ali Can mı siz? Benim bu şarkı kaç para getirdi? Hepsini aklından mı tutuyorsun?
Müziki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, yani bilinen adıyla MSG'nin geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulu olaylara sahne oldu. Serbestsiz! Konuşma! MSG'nin kurucusu var karşında! Gergin geçen genel kurulda eski başkan Garo Mafyan ve yeni başkan Candan Erçetin yarıştı. Genel kurulun önemli isimlerinden Sezen Aksu, seçimin yapılış şeklini sert bir dille eleştirdi. Bu seçim önceme itibariyle çağın çok gerisinde ve şairleri rahmetle sayıp ne demek? Kürsüye çıktığında seçimin köy kahvesi ortamında yapıldığını savundu Sezen Aksu. Köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Hakikaten şu anda Cumhuriyet'in durumundayız. Sezen Aksu'ya itiraz eden çatlak sesler Mustafa Sandal ve Edis başta olmak üzere birçok kişiyi öfkelendirdi. Sus ve dinleyin. Serbestsiz. Konuşma. MSG'nin kurucusu var karşında. Garo Mafyan kürsüde konuşurken yalan söylüyorsun diye bağıran Ferhat Göçer'e Hakan Peker müdahale etti. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sezen Aksu sık sık eski dostu Garo Mafyan'la telifler yüzünden tartışmaya girdi. Hepinize telefonum var dedin ya. Evet. Arayacak mısın? Benim bu şarkı bugün kaç para getirdi? Hepsini aklında mı tutuyorsun? Gergin genel kurulda 13 yıldır MSG başkanlığı yapan Garo Mafyan, Candan Erçetin'e karşı seçimi kaybetti. Eski başkan olarak. Gerçekten imzalıyorum. Pardon. Genel kurul çıkışında başkan seçilen Candan Erçetin gerginliklerle ilgili konuşmak istemedi. Oylama sırasında da ufak tatsızlıklar olmuş efendim Sezen Aksu falan, onları öğrenseydik. İlk tepkileri soralım Candan Hanım. Nasıl, olumlu mu? MSG'nin önemli isimlerinden Hakan Peker, genel kurul sonrası demokratik bir seçimin olduğunu dile getirdi. Yeni bir yönetim devraldı. Demokratik bir seçim oldu, çok güzeldi. Olayları soruyoruz Hakan Peker'e. Görüntülere rağmen içeride hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. İnsanlar birbirlerine çok dostane yaklaştılar. Çok bir kırıcı bir laf etmediler. Çok medenice, güzel bir yönetim oldu. Gerginliğin içinde kendisi de vardı halbuki. Ben çok fazla görmedim onu ama yani Sezen Aksu'ya bir hakaret veya bir şey yaparız. O Türkiye'de pop müziğinin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Yani yakışmayan bir hareket yapılmıştır. Çek çek. Selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'den ilk görüntüler cumartesi sürprizinde. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Hülya Avşar fragmanda neden ağlarken bir anda kahkahalara boğuldu? Az sonra. Çek, 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 çek. Doğa ve çocuklar için umut yeşerten şarkılar gecesinde bir araya gelen ünlüler söyledikleri şarkılarla izleyenlerden tam not aldı. İzliyoruz. Ünlüler doğa ve çocuklar için bir araya geldi. En güzel şarkıları onlar için söyledi. Birce Akalay neden bıyıkları olduğunu söyledi. Bıyıklarım onlar. Doğa ve Çocuklar için Tema Vakfı'nın düzenlediği Umut Yeşerten Şarkılar Gecesi'nde bir araya gelen ünlü isimler söyledikleri şarkılarla herkesten tam not aldı. İşte Gizem Karaca müzikte oldukça başarılı. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Güldüğü güldüğü çocuklar konserde hiç şüphesiz en çok dikkat çeken gruptu. Yine yol göründü, bu zaten köyüme karakış çok zaten.
Akala ise deneyimli bir şarkıcı edasındaydı gecede. Ay ama kokusu da kokusu zincir, olduramadı. Ne yaptın ne ettimse, olduramadı. Ama kokusu da kokusu zincir. Defne Samyeli bir Ajda Pekkan şarkısıyla sahnedeydi. Ona sarılırken gördüm pencerede. Gülünecek ne vardı? Gülüyordun ya öperken. Bu gece seninle olalım canım derken, sevdim seni o anda kalbimden. Başarılı oyuncu Yurdaer Okursa Türk sanat müziğiyle kulakların pasını sildi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Şarkı söylemedeki yeteneği herkes tarafından bilinen Serhat Kılıç'ın Mert Fırat'la yaptığı düet büyük ilgi gördü. Gecenin iyi performanslarından biri de oyuncu Pelin Akil'den geldi. Arnavut Kaldırımı şarkısıyla beğeni topladı. Hadi lan yanarım. Sen bebek gözlerinden çok ağlasın. Hadi lan yanarım. Sen seni kollarımdan bir gün fırlar. Hadi lan yanarım. Etsem seni doyasıya yıpratırlar bir sürü gürültü. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu'ysa top sesiyle söylediği şarkıyla beğeni topladı. Sen söylersin sözü, içinde sözün var. Hey dost sözün var. Çalarsın çırparsın. Leyli 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 leyli. Gecenin en iyi performanslarından biri de Güldür Güldür'ün başarılı isimlerinden Meltem Yılmazkaya'ya aitti. Gece sonunda Özcan Deniz hızlı adımlarla içeriden çıkıp aracına biniyor. Çok az kaldı, baba oluyorsunuz. Evet evet. Çocuğun ismi düşünülür mü efendim? Belli mi? Kuzey. Kuzey. Özcan Deniz'in hemen ardından güzel oyuncu Gizem Karaca çıkıyor. Oldukça heyecanlanmış gecede. Heyecanlıyım. Özel bitti. Bir gece. Evet, özel bir gece. Neler söyleyeceksin efendim? Nasıl geçti? Şöyle... Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Çünkü canlı yayın ve şarkı söylemek. Sesini beğeniyor mu peki? Ben sesimi beğenen bir insan değilim. Oyuncuyum. Yani bu konuda zaten yeteneğim olsa bu konuya yönelirdim ama bugün destek için hepimiz buradaydık. Gecenin en güzel kadınlarından Birce Akalay'la birlikteyiz. O da şarkı söyleyen isimlerden. Çok heyecanlı geçti. Yani hazırlandık falan ama zor şarkı seçmişim. O yüzden böyle tatlı oldu, güzel oldu, keyifliydi yani. Bu arada Akalay son günlerde kaşlarıyla ilgili gelen ilginç benzetmelere daha ilginç bir benzetmeyle karşılık veriyor. Siz gayet memnunsunuz. Tabii ki memnunum yani. Kaşlar benim kaşlarım. Benim kaş, bıyıklarım onlar. Hadi görüşürüz. Çek çek. Şimdi de sırada renkli magazin gündeminden derlediğimiz haber turumuz var. Magazin dünyası bu hafta renkli paylaşımlarla şenlendi. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Hatay'a giden sanatçılar, uçakta İbrahim Tatlıses önderliğinde Yaylalar türküsünü seslendirdi. Ay akşamdan aşka gel, yaylalar, yaylalar, yaylalar. İki de boğulun.
Yaylalar yaylalar Urfa'yı dolaşta gel. Diyor diyor yaylalar Urfa'yı dolaşta gel. Diyor diyor yaylalar Bahti Urfa hoşta gel. Yaylalar 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 Afrin'e dolaşta gel. Diyor diyor yaylalar Binbiçi dolaşta gel. Diyor diyor yaylalar Nişan bir nişanlısı Buse Varol, Ece Erken'in oğlu Eymen'in doğum gününü böyle kutladı. Anne Eymen ne oluyor? Bak ne yazıyor burada? Dur hemen dur. Dilek dile. Dilek tut. Önce dilek tut. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun mesela? Ne istiyorsun? Helikopter. Gel şimdi buraya. Gel şimdi üfle. Şimdi üfle. Birlikte. Bir, iki, bir, üç. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Oh. Söndür hepsini. Al. Ya. Ünlü çift sonrasında Eymen'le birlikte uzaylı dansı yaptı. Gel sen dansı. Bengü sevgilisi Selim Selimoğlu'ndan Paris'te evlenme teklifi aldı. Ünlü şarkıcı mutlu haberi bu fotoğraflarla duyurdu. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe yaza hazır olduğunu paylaştığı ilgi çekici pozlarla gösterdi. Tek 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 selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'den ilk görüntüler cumartesi sürprizinde. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Hülya Avşar fragmanda neden ağlarken bir anda kahkahalara boğuldu? Sonra tek 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 tek. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Tek 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 tek. Cumartesi sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Hülya Avşar'ın merakla beklenen filmi Selfie'nin görüntüleri yayınlandı. İzliyoruz. Selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'den ilk görüntüler cumartesi sürprizinde. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Hülya Avşar fragmanda neden ağlarken bir anda kahkahalara boğuldu? Hülya Avşar'ın uzun süredir bahsettiği filmi Selfie'den ilk görüntüler yayınlandı. Hülya Avşar bütün filmi kendi cep telefonuyla çekti. Hayatımda en önemli, en zorlandığım an. Şimdisi oturup da uzun uzun güzellik yarışmasına girdiğimi, orada birinci seçildiğimi anlatmayacağım. Olma dedim ki bir tek film çekeceğim. Bir daha çekmeyeceğim. Filmde Hülya Avşar'ın hayatını kendi gözünden görüyoruz. Avşar kızı Zehra'dan bahsederken gözleri doluyor. Samimiyet oynanması mümkün olmayan tek roldür. Selfie 27 Nisan'da vizyona girecek. Hep diyorlar ya sürekli gündemde. Ben sadece işi pek şansa bırakmamışım. Tek 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 tek.
Cumartesi sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla saat 10'da pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Check, check.